Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir Ertan Özyiğit ile kayıt dışına daha hoş geldiniz. Bu hafta garip bir konuyu konuşacağız. Nedir diyeceksiniz? Dahilikle delilik arasındaki o ince sınırı konuşacağız efendim. Ee, bu hafta etiketimiz kafamda deli sorular. Efendim etiketimize kayıt dışı soruları soran ee, işte iki tane konuğumu biraz sonra tanıştıracağım size. Ee, ...iyi sorulara onlar... E, ...kitap hediye edecekler efendim. Şu andan söylemiş o. Bu hafta... ...programdaki <laughs> konuklarımıza girelim. İsmail Hakkı Aydın, Profesör Doktor. Hoş geldin İsmail abi. Teşekkürler. Ve klinik psikolog... ...Esra Ezmeci. Esra sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi... ...efendim bu akşam neler mi konuşacağız? Dahillik ve delilik arasındaki... ...dediğim gibi o ince çizgiyi konuşacağız. Saldırganlık ve kötülük... ...acaba... İnsanoğlunun genlerinde mi var? Bunu yatıracağız masaya. Sosyal medya ve internet insanı kötülüğe mi itiyor? İnsan neden seri katil olur? Seri katiller kimlerdir? Hitler bir seri katil miydi? Bunları konuşacağız. Bir çocuğu hangi etkiler anneler ve babalar bunu dinlesinler e, psikopat bir bireye dönüştürür. Bunları konuşacağız efendim etiketimizi bir kez daha hatırlatalım. Kafamda deli sorular. Kayıt dışı sorularınızı bekliyoruz. Bu arada size konuklarımın kitaplarını tanıtmak istiyorum efendim. Süt lekesi Esra Ezmeci. Şöyle gözüküyor herhalde değil mi? Evet. Yine düşündüğünde düştüğünde kalkarsın, hayat güzeldir. Esra'nın kitabı yine Kararı ben verdim. Destek Yayınları'ndan yine Esra Ezmeci'ye ait kitap. Tabii İsmail abinin müthiş kitabından bahsetmemiz lazım. Benim çok sevdiğim bir kitap. Beyinsizsiniz 3 arkadaşlar. İnsanlığın geleceği. Biraz sonra bununla ilgili yorumları yapacağız. İsmail abiye sorular soracağız. Ben de yine okült evren ne yolculuk karanlığın ışığı Atanuri'nin rahmetli Atanuri'nin bir kitabını bu hafta size tanıtmış olayım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? Teşekkürler. Sağlık, sağlık her şey yerinde. Sağ. Şimdi şöyle gidelim <laughs> isterseniz. Şimdi öyle bir şey var ki şu anda hayatta. Ya bir kere anneler babalar çocuklarla ilgili devamlı tedirginlik halinde. Yani süper aktif, acayip duvara tırmanacak bıraksak diyorlar. Bu arada şeyi çözemiyoruz. Yani Einstein'ın başına gelen de örnekte olduğu gibi. Ya bizim çocuk... Okulda başarısız diyorlar. Bir bakıyoruz çocuk bir anda 2-3 dil bir anda konuşmaya başlıyor. Yani burada çocuklardan başlayarak bu örneği de verecek olursak yani etrafımızda garip insanlar var. Kim dahi kim deli bilmiyoruz. Çok önemli bir laf var. Diyor ki eğer deli delirdikçe diyor direnci yani şöyle diyor deli dediğiniz kavram diyor Adam devamlı söyledi ama arkasında bir bilgelik çıkarsa hemen ona dahi diyorsunuz Bilgelik yoksa diyor ona deli atıfında bulunuyoruz ve adamı unutuyoruz diyor Bayanlardan başlayalım İsmail Akkaya. Hocam da izin alarak şimdi bu dahi Buyurun. insanların arasında. Nedir ben de... bu <laughs> deli ile dahi arasındaki şimdi, e, fark nedir? Aslında kısaca ben bir örnekle başlayayım. Mesela şöyle diyoruz. Şimdi ben tabii e, uzun yıllar hastanede de evet. çalıştım. Şimdi ne oluyor da insanları o hastaneye yatırıyorlar ya da hastaneye yatıracak boyuta geliyor. Psikozdan bahsedeyim ben. Evet. Aslında insanların deli dediği kavram psikoz. Psikoz şizofreni olarak geçiyor aslında. Ne deriz biz psikoza? Aslında en büyük iki etkeni var. Gerçeklik algısı bozulmuş demek. Gerçeklik algısı bu. Yani ben diyorum ki size ya bakın şurada yeşil bir cüce duruyor diyorum. Evet. Ben yani buna inanıyorum. Burada yeşil bir cüce var. Siz diyorsunuz ki hayır orada yeşil cüce yok. Ben diyorum ki orada yeşil cüce var. Ve siz benim düşüncelerimi ikna ile değiştiremiyorsunuz. Evet. İşte iki özellik sizi deli denilen yani psikoz ve şizofreni denilen gerçeklik algısı bozulmuş ve ikna ile değiştirilemeyen düşüncelere sahip olmak. Burada şimdi bir hani zurnanın zırt dediği yer geliyor. Şimdi bak Einstein'da geliyor Bilmiyoruz kim olduğunu. Daha yeni tanıştık adam. Adam diyor ki ben evrimini büktüm diyor. Yeşil cüceyi görmekle Evreni büktüm diyen adam arasında ne fark var? O geliyor, bunu ispatlıyor, evet. al diyor sana sonuçlarıyla. Bunu sen de çözümlersen aynı sonuca ulaşırsın diyor. Yani A ama burada o... neyi tanımlamamız lazım? Yani Nasıl şunu tanımlamamız lazım? lazım? Bir formül ortaya atıyor ve formülün sonucu doğru ve diğer insanlara da ispatlayacak düzeye getiriyorsa bunu hiç hepimiz görüyoruz değil mi? Mesela Newton'a alalım işte evet. elma düşüyor. Herkes elmanın düştüğünü görüyor ama o diyor ki işte bak buradan yer çekimiyle ilgili formül ortaya atıyor. Şimdi herkes bunu söyleyebilir ama sen formülü çıkartıp diğer insanlara da bunu ikna edecek şeyi bulursan o zaman dahi oluyorsun. Yani e, şunu mu diyorsun Esra? Biz bir şey söyledi birisi bu iddiasını matematiksel bir formüle uydurması lazım. Uydurması ve, doğru ve mu? sonucu sonucu da birçok kişi tarafından kabul edilmesi. Ha. Şimdi diğer taraftan mesela dediğim gibi akıl hastanesine getirilen psikotik hastalara baktığımızda Dört tane formül yazdığı defter getiriyor. Dört tane formül tamam. yazmış bu kişi. Bu Çocuk real bir vardı. şey real bir şey. Tamam. Gerçek. Gerçek. Bir sürü formüller yazmış ama bunun sonucunda bir sürü paranoyaları var. Takip edildiğini düşünüyor ve uzaylıların onu kaçıracağını düşünüp kendini eve kapatmış ve kendini hayatını son vermeye düşünüyor. Şimdi bu kişiyi o zaman psikozlu olarak ele veriyoruz. Çünkü şizofren ne oldu? Olarak Neden ediyoruz. şizofren? Evet. Kişiler arası bağları bozuldu, hayatını sonlandırmak istiyor. Hiçbir şekilde ispat edilebilir ve hiçbir sonucu oluşturulabilir bir formülü yok. Sadece gerçeklik algısı bozulmuş, ikna ile değiştirilemiyor ve herkesin ona zarar vereceğini düşünüyor. Bu ne? Yani Buna şu... biz paranoid şizofren tamam. diyoruz. Şunu anladım dediğinden lütfen düzelt beni. Diyorsun ki eğer ki birisi klinik bir vaka geldi önümüze. Hı hı. Bu adam bu işi bir formüle dayandırıp gerçek olduğunu bir başkası da aa bunlar bu adam doğru şeyler söylüyor diyorsan buna dahi diyorsun. Evet. Öteki türlü diyorsun ki e, deli diyorsun. Peki şöyle söylemek lazım. Bu çok ince bir çizgi değil mi? Kesinlikle ha. çok ince bir çizgi. Zaten hatta bir sürü araştırma yapılmış. Araştırmalar diyor ki e, ne bunun sınırı? Nasıl evet. ne şey bunun yapacağız? Sınırı? Aynı soruyu bir soralım. İşte, Ortalama bir şey ortaya atar, bunu ispatlarsa, formülleriyle diğer insanlar da kabul ederse tamam. Ve diğer yanı da şu. Gerçi diğer e, dahillere de baktığımızda kendilerine zarar verenleri de görüyoruz. Mesela Van Gogh. Gibi Van Gogh mesela. Kulağını, kulağını kesti. Kulağını kesti. Evet, evet e, muhteşem bir sanatçı. E, ama en sonunda kulağını kesecek noktaya, kendi kendine zarar verecek noktaya giriyor Çünkü burada şöyle bir şey oluyor. Kişi eğer siz çok e, dahi olduğunuz zaman, düşünceleriniz çok uç noktalara gittiği zaman bir şekilde kendinize ve çevrenizdekileri tehdit unsuru olarak görüyorsunuz. Çünkü düşüncenin sınırı yok. Hele dahi insanlarda hiç sınırı yok. Sınırı olmayan düşünce bazen tehlikeli olabilir. Çünkü bakın, her şeyi birbiriyle eşleştirebilirim. Ben şöyle diyebilirim. Ertan Bey arkaya mavi koydu. Çünkü ben dün gece uyurken mavi kıyafet giymiştim bana zarar vermeyi düşün. Her şeyler şey arasında bağlantı kurabilirim. Eğer o yeteneğim varsa. Yani bir bakıma şunu mu söylüyorsun komplo teorisyenleri de bir, bir şekilde deli midir yani? Oraya yani mı da mı aslında şöyle bir şey bazı psikiyatrilere göre birazcık deli olabilirler. Evet. Ee, ama ben daha spiritüel şeylere ya da komplo tüylere, insanların açık görüşlülüğüne daha çok e, ilgili bakan biri olarak bana <laughs> göre öyle bir şey olmayabilir ama bazı psikiyatrilere göre de evet psikotik olduğunu düşünebilirler. Evet. evet çünkü tanı kriterlerine uyuyor aslına bakarsanız. Evet. Tabii bu tanı kriterleri bilimde devamlı değişiyor değil mi İsmail abi? Bilim çünkü kendini devamlı yenileyen bir şey. İsmail abi sen konuya nasıl bakıyorsun? Delilik ve dahilik arasındaki fark. Biraz da bunun şeyi var mıdır? Yani mesela fiziksel beyindeki durumu nasıl? Yani siz beyni açıyorsunuz. Yıllardır beyin açıyorsun abi. Bir şekilde röntgenler, MR'lar her şeyi görüyorsun. O aradaki farkı şey de görebiliyor musun? Evet, te yani, te teşekkür, yani fiziksel olarak. Şimdi hemen e, konuşma başlamadan önce e, insanlığın geleceği beyin 3.0 ve aforizmalarımızdan e, kayıt dışı için en iyi, en güzel soruyu soran arkadaşlarımıza e, Girdap kitaptan 10 e, kitap hediye edeceğiz. <laughs> e, Muttalip Bey'e, Metehan Bey'e, Egehan Bey'e, Gökçe Hanıma ve Şeyma Hanıma bunun için teşekkür ediyoruz. Abi, çok önemli bir son dakika haberi var. Sevgili dostlar, tabi Türkiye için önemli bir haber. Amerika Birleşik Devletleri, yani işte bu yine Biden'la falan başlayacak hikayede. Katsa yaptırımları için e, tasarıyı şu anda kabul etmiş durumda. Yani bunu yine hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Katsa yaptırımlarını içeren tasarıyı kabul etti. Bu bir son dakika haberi. Bunu söylemeden olmaz. Çünkü beni çok yakından ilgilendiren ve takip evet. ettiğim konu efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. İsmail abicim. Ee... Onun için izleyicilerimizden en güzel soruyu, en iyi soruyu sormalarını bekliyoruz. Şimdi aslında dahilik ve delilik Allah'ın insanlara bir lütfudur. Ben zannediyorum daha önceki programlarımızda bunu konuşmuştuk. Nispeten ağrı, epilepsi ve unutkanlık Allah'ın insanlara büyük bir lütfudur demiştim. Evet. Bilhassa unutkanlık ben Unutkanlık, Sahra nöbeti de bakın evet. aslında bugün belki Sahra üzerinde durmamız lazım. Firavun Sahralı'ydı bakın. Birçok dahiler Sahralı'dır. Aslında niye delilik ve dahilik aslında çok yan yana durur. Bunların genleri de beyinde yan yanadır ee, Tabii ki diyorsunuz ki bunların beyinlerinde, genlerinde bir farklılık var mı? Var. Ee, tabii Esra Hanım daha iyi bilir. Zeka İklar testleri ben. yapılır. Evet. Estağfurullah <laughs> ee, e, yani zeka testi yapılır. İşte normalde 120'yi normal kabul tamam. ediyoruz. 120'nin üzeri işte üstün zeka, 140'ın üzeri deha. Tamam. Fakat dehalıkta e, en az 50 ila 100 gram delilik olması lazım. Bu da benim görüşüm. En az 50 ila 100. 150 gram oldu mu olmaz. Evet. 50 ila 100 gram delilik olması lazım. Şimdi Esra Hanım ifade etti evet toplum tarafından kabuller. Zaten şu andaki doğrular toplumun kabulleridir. Normalde biz yeşile yani yeşil kabulleri değil mi? Hayır değildir. Ha. Bilim bilim baş bilim matematiktir. Bakın nasıl ki bir, bir şey matematize olmuyorsa bilim onun değeri yoktur bilimde. Matematize olacak her şeyin matematiği vardır. E bakın John Nash dona işte evet. ödülü birkaç yıl önce öldü. Şizofrendi bu adam. Niye adama şizofren diyoruz? Genel yani toplumun genel e, kabulüne uymadığı için. Einstein diyoruz. Einstein aslında dislektik bir adam. Evet. Yani aslında Einstein birkaç çocukluğundan beri öyle. Birkaç alanda e, mesela Asperger sendromu olanlarda da böyledir. Newton öyledir mesela. Newton öyledir. Evet. Aslında e, dersleri de kötüydü okulda. Ama çocukluk döneminde belli birkaç alana konsantre olur. Adam bakarsın e, işte 5 yaşında 6 yaşında ama kara deliklerle ilgilenir. Değil İyi mi? gitar çalar. Ay, Atıyorum. O, o bir tanesi. Ya hayır, evet. Gitar çalması kabul edilebilir. Niye? O çocuğun o yaşta eğitilebilir. Fakat 5 yaşında 6 yaşında 7 yaşında bir çocuğun zamanın bükülmesinden bahsetmesi çok normal bir şey değil. Veya kara delikler, sicim teorisi bilmem zamanın bükülmesi, araba lastiklerinin şeyleri, markaları mesela. Bir alanda bakarsın ki çok erişkin bir insanın bilgisine sahip. Buna biz Asperger sendromu diyoruz. Zaten küçük profesör denir bunlara. Şimdi Newton mesela bunlardan bir tanesiydi. Evet, Esra Hanım Van Gogh'u ama Van Gogh aynı zamanda psikopattı. Ama psikopat olmasa belki onları yapamazdı. E mesela e, Sokrat adam delidir diye, peygamberdir diye dışlandı toplumdan. Niye? Kendi fikirlerini bize zorla kabul ettiriyor dediler. Eflatun, Alistoy için de. Türkiye'den Galile... hiç örnek vermiyorsun abi. Ver, ver, Geleceğim. Evet. Müsaade dersem, vereceğim Türkiye'den de örnek. Ee, yani tarih boyunca baktığımız zaman da bunlarda e, mesela e, Galile. Tamam. Galile için de aynı şeyi söyleyebilirim. Daha doğrusu e, bilinmeyiz. Galile sıçrama... ne yaptı da mesela böyle bir şey oldu? Çünkü adamın tutarlılığı çok fazla. Yani çünkü Bakıyoruz. Ee, işte engizisyona karşı kabul edebiliyor. Mesela normal deli de kabul etmiyorum yakın beni diyebilir. Doğru mu? Dante gibi filan. Şimdi mesela Charles Dickens. Evet. Dickens mesela çok takıntılar var adamın. Yani normal insan gibi değil. İlla der benim masamın üzerinde ne bileyim işte kalemim burada bulunacak. Kağıt açacağım burada bulunacak. Bir, bir blosu orada olacak. Böyle takıntıları var. Mesela yani uyu, şöyle mi gidiyoruz? Mesela Marx, Karl Marx yani hep, uyu, hep e, kütüphanede uyur. Yani Daha iyilerin veyahut da delilerin saplantıları mı var? Var. Birinci, şöyle bir sıralasak neler çıkıyor? Saplantı. saplantı. Saplantıları var. Yani şimdi normal. ben deli miyim veya dahi miyim? Devamlı düzenleyeyimdir. Ne olacak şimdi? Şimdi, şimdi? şöyle, e, bakın aslında ben onların saplantı biz diyoruz. Evet. Aslında e, onların yaşantısı böyle. Mesela... Biz mesela bardağa baktığımız zaman da her zaman bizim için bardak aynı bardaktır. Fakat dahinin önüne aynı bardakta siz çay getirin, her gelen çayı farklı görür, farklı bir şey çıkarmaya çalışır. Yani tek bir şeyden farklı farklı şeyler çıkartmaya, sonuçlar çıkartmaya gayret eder. Farklı görürler. Zaten onlar bakıldığı zaman da cin gibidirler. Yani evet zekat falan yapıyoruz ama. Yani onlara aslında zekat Şimdi Einstein kendi zekat mi yaptırdı? Newton zekat mi yaptırdı? Galile, Leibniz, Spinoza. Evet. Mesela İbn Hacer el Askalani tabii bir hesap batıdan veriyoruz öyle ama İbn e, e, İbn Hacer el Askalani evet. adamın ismi Taşın oğlu. Taşın oğlu. Adamın ismi Muhammed'di. Niye Taşın oğlu oldu biliyor musun? Ho haşarı bir çocuk. Kahire'de 1700 1772'de doğdu. Adam okulda, medresede haşarı bir çocuk. El sığmıyor ve Hocası dövüyor onu kaçıyor okuldan. Okuldan kaçıyor sonra gidiyor bakıyor ki bir mağarada bir yağmur yağıyor. Yağmur damlaları taşın üzerine damlıyor ve taşı deriyor. Ya diyor benim kafam diyor bu taştan daha mı serttir de anlamıyor da e, taşı deriyor bir damla su da benim kafama bilgi girmiyor. Derhal okula giriyor. Seviniyorlar. Muhammed geldi diyor. Hayır diyorlar benim adım Muhammed değil diyor. İbni Hacer taşın oğluyum ben diyor. Şimdi bu normalde bir, bir e, normal sıra e, içerisinde Salman mesela bakın aklıma geldi şimdi. Beytül Hikmet'e Salman. Adam ka, ka, e, Bağdat'tan kalkıyor Hindistan'a kadar adım adım matematiksel hesaplama yapıyor enlem ve boylamı. Bugünkü enlem boylam matematiksel değerlerle farkı yok. Adam o zaman çılgın diyorlar bu adama. Bakın İbnül Haysem kitabül menaziri yazdı. Hakeza adam kapanıyor ışığın bir delikten geçişine bakıyor. Diyorlar bu adam deli mi ne yapıyor diyorlar. Ama yeni cilt kitabül menaziri ışığın kurallarını burada koydu. Buradaki fark ne abi? Şimdi şöyle. Herkesin düşündüğüne farklı düşünüyor. Tamam ama deli dediğimiz kavram da biraz önce Esra'nın bahsettiği gibi. Yani Kliniğe oturduk. Şimdi klinik bir şekilde deli veya akıllı diyecek. Veya daha iyi diyecek. Yani otursam ben saatlerce bir siyah deliğin içindeki ışığa baksam. Doğru. Şimdi buradaki arkadaşlar bana diyecek ki ya bu kafayı yedi. Doğru mu? Karşılığı ya, şimdi bu. Bakın. Şimdi ne oluyor da bunu... Hani şimdi Esra'nın söylediği ha, gibi matematiksel matem bir formül. Burada matematiksel Anladım. bir formül mü? Doğru. Bakın şimdi bir slide alabilir miyiz? Hadi alalım slide'ları. Kaç e numarayı istiyorsun abi? Bir, mi? bir, numara bir abi. numarayı bir alabilir miyiz? Sevgili Reşit. Geldi abi. Müsaade edersen kalkabilir miyim? E, lütfen lütfen. Şimdi bakın bu beyin Evet. normalde nöronlar arasında bağlantı var. Tamam. Nöronlar birbirine bağlanır. İkisi tamam. üzeri 100 milyar bağlantı vardır. Tamam. Anne karnında nöronlar göç yaparlar. Göç yaparken bazı nöronlar farklı yerlere gider. Farklı yerlere gidince bu bağlantılar farklılaşır ve deha ve delilik ortaya çıkar. İlginç Çünkü yerdesin. Delilik? Evet. evet, delilik ve dehalık aşağı yukarı çok yan yana durur. Yani e, farklı bir de şeyi alabilir miyiz? Bakın şu 10 numarayı alalım 10 numarayı da bir alalım mı? Bak buna biz konektom diyoruz. Aslında şu kalsın burada. Bir geri gelelim. Evet. Bir de tekrar deneyelim. Onda orada anlatayım. Evet. Şimdi bakın burada e, nöronlar arasında bağlantı var. Bir fikir oluşurken. Abi anlamıyoruz bundan. Yeşil ne, mavi ne, kırmızı bak, ne? Bunlar nöronlar arasındaki tamam. bağlantılar. Bağlantılar. Mavi ne anlatıyor şimdi, mesela. Şimdi bakın şurada talamus diye bir yer var burada. Evet. Normalde talamus e, dışarıdan gelen bilgileri Alır, süzer, korteks'e gönderir. Tamam. Ama dahilerde... ve delilerde bu süzgeç yok. Çok basit anlatılacak şekilde değil. Geleni götürür, geçer. Onun için korteks çok iyi gelişmiştir. Dahilerde ve delilerde. Şimdi e, ayrıca bu beyindeki gelişim anne karnındaki nöronların şunu alalım. Ona, ona, onu mu? On onu, numarayı onu, alalım arkadaşlar. Bakın burada dendritler var. Şimdi bu, bu dendritler, var. aksonlar dendritler var. Bunlar normalde dahilerde ve delilerde daha fazladır. Bu yani bizim şimdi o dallar gibi olan şey. Danlar, ben şimdi evet. e, hani e, seyircinin e, anlayacağı, tepkili, şey anlayacağı şey. Şey. dallardan bahsediyorum. Bu evet. kadar bu dahi birisinin mi yoksa normal no, bir Bu normali şey. bu. Normal. Bu, tamam. bu normali. Şimdi mesela DNA'larda normalde DNA'nın telomeraz telomerleri vardı. Telomerler mesela yaşlı insanlarda neden çocuklarda e, zeka özürü olur? Çünkü bu DNA'larında yaşlanma oluyor. Te telomer dediğimiz telomeraz enzimlerine bağlı olarak saçılır DNA'lar ve çocukların zekası düşer. Aslında mesela monozikot ikizlerde bile yani tek yumurta ikizlerinde bile zeka e farklılıklar gösterebiliyor. Çünkü zeka evet genlerimizden geliyor. Çünkü nasıl oluyor? Anneden bizim 100 milyar, e 100 trilyon e bir insanda 100 trilyon hücre vardır. Her hücrede 6 milyar DNA tabii bazı doğru. vardır. 3 milyarı anneden gelir, 3 milyarı babadan gelir. Fakat bunlar karma olurlar. Bu karma olma esnasında tabii buna çevre etkileri beslenmedir, çevredir, eğitimdir zeka genini genişledir. Ve kendi içerisinde de ayrı bir karma yapılır. Ama ilkin bir başlangıç lazım ki. Tabii doğru ki. mu? Yani Ondan doğru. Bazı. Çevre anne... veyahut da eğitimin onlar etkiler. Onlar etkileyecek. Et... Ama anne babadan mesela şimdi Einstein dedik. Einstein aslında çok iyi keman çalar. Tamam. Herkes bunu biliyor. Çok dislektiktir aynı zamanda Tabii. biliyorsun. Bir de nedir biliyor musun? Çok Kur'an Sen ortaya bende çıkar. Sen de ben disleksiyiz aslında. Evet. Çok Kur'an ortaya evet. çıkar. Bir de hovardadır. Hatta 10 tane çocuğu vardır. Çoğu gayrimeşrudur. Ama enteresan bir şey var. İki çocuğu şizofreninden ölmüştür. İki evet. çocuğu. Kaç tane hanım değiştirmiştir. Böyle Niçin bir yapsın. Niçin abi? Böyle bir çünkü, Niçin? Çünkü çok şey çok düzenli bir hayatları yoktur bunların. Yani yemeğini bile çalışma esnasında atıştırır. Çok şey giyinir. Farklı yapılar vardır. Mesela bunu Einstein öyleyken mesela başka bilim insanlar için farklı bir takıntıları vardır. Takıntı özelliği de vardı burada. Yani söylemek istediğim genlerden geçiyor bir anlamda. Ama yani bu bir yerde Allah'ın lütfu olduğunu söylememin sebebi de budur aslında. Bakın bir de şeyi alabilir miyiz? Evet şu 4 numarayı alabilir miyiz? 4'ü aldık. Tabii bu resimler bize çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü Veya 13 alalım bir dakika. 13 tamam. alalım. Bak, 13 burası... 4 mü? 13 13. 13. Evet. Bakın şimdi burada dahiler aslında yüzlerinden tanınır. Bakın burada beyinler birbiriyle beraber ilti, ilti, iletişim içerisindedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Yurefe'l muzminen bis ve yuqad nevasi vel Mesela ben bakıyorum bu e, uluslararası matematik yarışmalarında, fizik yarışmalarında alan çocuklara bakıyorum. Çocuklar hepsinin gözlerine bir ışık çıkıyor. Yani bu zekatesi aslında hoş kalkıp da bu eski bilim adamları zekatesi yaptırmadılar. Ama nasıl onların zekaları böyledir diyoruz. İşte onları tanıyanları kitaplarını okuyoruz. E, tan çok yakinen tanıyanları kitaplarından falan onlar bu sorulara nasıl cevap verirdi diye ee, karar veriyoruz ki ha bunun zekası bu kadardır diye. Şimdi bu insanların gözlerinden baktığın zaman da o çocukların yani cevval çocuk olduğunu anlarsın. Bakarsın gözlerinden böyle ışık çıkıyor gibi olur. Zeka testi yaptırmana gerek yok. Hayır, Hayır öyle bir şey söylemedim ben. Ne Hayır, demek istiyorsun? Öyle bir şey söylemedim. Yani çocuğu baktı. Bir de şu var zeka diyorsunuz ama tabi bunu Esra Hanım daha Şimdi iyi söyleyecekse. Şimdi soracağım çocuklarla ilgili. Tabii aslında bu bir moda da oldu. oldu. Ay benim çocuğum üstün zekalı. Bir var. Zeka pazarlamaya pazarlayan şeyler de var. Tabi bu arada reklamını yapan ay benim çocuğum. Aslında öğretmenler esas beyin cerrahları öğretmenlerdir. Çocukların hangi zekada olduğunu anlarlar. Ama maalesef haşarı çocuktur diye işte arka sırada oturtuyorsun onu. O bak... Şimdi o kadar güzel bir yere geldin ki Esra'ya bir işte pas atalım abi. Peki at buyurun. Esra şimdi olay şu. İsmail abi bunun genel itibariyle beyindeki fizyolojik yapısını anlattı. Doğru mu abi? Evet. Beyin böyledir. İşte çok şeyle dallar çok olursa bunlara dikkat etmemiz lazım. Bağlantılar. Falan. Bağlantı. İşte biz bunu biraz daha şey yaptık. Yani anlaşılır hale getirdik. Şimdi... Ama burada Wexler testi Tabi tabii, tabii Onu ben... Onu ben... Yok, hayır, Yok abi oraya, oraya girdiğimiz zaman çok bilimsel oluyor. Tabii. Şimdi bizim için şu bizi izleyicilere, izleyenlere... Şunu söylememiz lazım. Ya adam adamın bir derdi var. Ya bizim çocuk da ama işte hani Hiperaktif çok kafa mi? çok kafası çalışmıyor. Hiçbir şeyle uğraşmıyor. Hiperaktif oldu bu veyahut da benzeri şeyler yaşıyoruz. İlgi olayı yalnızca bilgisayarla, insanlarla sosyal değil vesaire vesaire. Şimdi bir çocuğun dahiilik ve delilik arasındaki farkını nasıl ayırt edecek aileler? Şimdi şöyle bir şey. Önce şunu ben cevaplayayım. Evet. Ben de bir Lütfen. anne olarak Şimdi bana sorsanız mesela insanlar dediğiniz hocam böyle diyorlar ki Aa, benim çocuğum dahi. Bana sorsanız dahi çocuk mu istersiniz yoksa normal zekalı mı normal zekalı isterim ben. Çünkü çok güzel bir şey söylediniz. Dahilik bir de beraberinde aslında normale ya da çoğunluğa adapte olmada zorluk getiriyor. Şimdi eğer çocuğunuzun evet belki kime göre çok doğru bir şey toplumsala göre normalin dışında. Yani siz insanlarla ilişkileri normal olmuyor bunlar. Sizinle birlikte olmaktan sıkılıyor. Hayat yavaş geliyor. Bilgisayar hızlı geldiği için onu istiyor. Çünkü oradaki hayat hızlı. Onun kafa zaten hızlı çalışıyor. O yüzden oradaki hayatı istiyor. Normal insanlarla konuşmak, sohbet etmek akıllı gelmiyor ki onlara. O yüzden onlarla birlikte olamıyor. Tabii bu da onun asosyal olmasına, çocuğun içe kapanmasına yol açıyor. Aslında dahilikte ...diğer arkadaşlarıyla kaynaşmada problem yaşıyor. Tabii şimdi korona sürecindeyiz. Hepimiz iletişimimizi bir şekilde internet yoluyla yapıyoruz ama... ...aslında normal olan şey bizim baktığımız... ...hani bu tanı kriterleri diyoruz, DSM-5'teyiz... ...şu an devamlı gelişiyor ama... ...insanın bozukluğunu çocuk da olsa ne gösteriyor derseniz... ...işlevselliğin bozukluğu, toplumsal... ...yani mesela arkadaşlarıyla kaynaşama gidiyor... ...kendisi yalnız kalıyor, bilgisayar oynuyor, takılıyor. Bu ya da işe gidiyorsa bu kişi işinde bir türlü başarısız. Aile ilişkilerinde başarısız. Ya ben e, şimdi aile içindeki dinamiklere yani normal verdiğimiz, normal dediğimiz normale adapte olamıyor. İstemiyor. Yalnız kalmak istiyor. Kendi başına çalışmak, üretmek istiyor. İşte Dahilik dediğimizde ya da dehadan bahsettiğimizde normal çocukların yaptığı şeylerden hoşnut olmayan, arkadaşlarla bir arkadaşlarıyla sohbet etmek istemeyen. Ama bu senin söylemiş onlardan olduğun tamamıyla dışlanan, asosyal insanlardan bahsediyorsun. Evet zaten çocuklar. dehalığa baktığımızda çocuklar asosyal oluyor. Onun için dahi çocuklara ayrı okullarda Peki okutulması şimdi, lazım. Ee, mesela çünkü onlarla kaynaşamıyor aynı kafada değiller. O çocuk belki çok saçma bir şey gülüyor. Onun aklı tam bambaşka bir şeydi. Peki, ha, bu, nasıl bir, bir dahi nasıl çocuk ayırt edeceğiz. Yani şimdi acaba adam gerçekten e, asosyal mi? Hı -hı. Yoksa yok bu vermiş olduğum bütün formüllerde bu adamın e, bir dahi olduğunu mesela veyahut da özel yetenekli çocuk diyorlar ya şimdi öyle birisi olduğunu nasıl bulacağız şimdi herkes oyunlar oynarken belki bize göre saçma sapan evet. çocukluk şeyi yaparken o çocuk diyor ki ben felsefe kitabı okuyacağım İsmail abinin biraz önce bahsettiği. Evet. Yani evet. Ben felsefe kitabı okuyacağım. İşte neymiş ölçeceğim, ne yapacağım hatırlıyorsunuz bir tane çocuk çıkmıştı ortaya. Evet. Felsefe kitaplarını topluyordu, onları evet. okuyordu. Hatta özel çocuk dahi kristal çocuklardan dendi. Yani normal o yaş grubunun ilgileneceği olaylar ve durumlar var. Biriz biz. Hikaye kitabı olur, çizgi film olur ya da işte belli oyunlara ilgilenir. O onlarla ilgilenmez, o dünyayı gözlemler, dünyayı sorgular, dini sorgular, yaşamı sorgular. Eğer Çocuk çok fazla sorguluyorsa, insanların konuştuğu ya da normal normların içinde olmak istemiyorsa, çok tuhaf ya da ona böyle normali direttiğiniz zaman onun dışında duruyorsa ve devamlı üretmek, farklı şeyler öğrenmek peşindeyse, ne bu öneriyorsunuz çocuk... ailelere? Mesela şunu öneriyoruz, bir kere. Ee, okul başarısı hayat başarısı demek değildir. Ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Okul başarısı hayat başarısı mı olacak? Çocuğum işte üstün zekası okul başarısından anlaşılmaz. Orada belli kalıplar var. Onlar öğretiliyor çocuklara. Ailelere şunu öneriyorum. Bir kere çocuğa şunu anlatacaksınız. Önce normal normlar içindeki Bakacaksınız. Eğer çocuğunuz okulda yeterli başarısı varsa, belli dersleri çalışıyorsa, normal normların içinde çocuktur. Ama siz çocuğu yarıştırıyorsanız, diğerleriyle kıyaslıyorsanız, sen bunu geçmelisin diyorsanız ya da Efe farklı yani. şeylerin e, kıyaslama bir kere bir çocuğun tüm becerisini elinden alan bir şey. Çünkü dediğim gibi okul başarısı değil. Çocuğa şunu hayal ettireceksiniz. Sen şu an lisedesin, ortaokuldasın ya da kaçıncı sınıftasın. Sen buradaki eğitimini tamamladığın zaman kendini bir hukukçu, bir psikolog, bir doktor olarak mı hayal ediyorsun. Onun için çalışıyorsun. Burada matematik dersini geçmek, fizik dersini geçmek için çalışmıyorsun. Yani çocuklara öncelikle güvenmeyi, bireysel olarak ders çalışma algısını öğretmeyi, kendi sorumluluğunu almayı ki zarar vermeyen birey olmasını, empati duymayı, diğer insanları anlamayı öğretmek Ailenin görevi bu. Eğer ki çocuğun farklı şeylere eğilimi, yaş kategorisinin dışında dediğim gibi işte felsefe, daha ileri yaştaki şeylere işte tıptı, insan vücudunu incelemeydi bu tarz duruma ilgisi varsa hemen alacaksınız çocuğu. Bu tarz eğitimler veren yerler var. Onlara baktıracaksınız. Onlara tek baktıracaksınız. Işi, tabii. İsmail tabii ki abiye... zeka testleri var. Ama evet. zeka testleri de yeterli değil. Bence çocuklar önce gözlemlenmeli. Aile iyi tanıyorsa çocuğunu zaten farklılığını gözlemleyecek. Çünkü bir tek zeka testi de hocam da bilir yeterli değil. Hiç tanımazsanız çocuğu sadece teste oturma heyecanı mı var o sırada nesi var o sırada ona konsantre olamadı. Tek başına yeterli değil. Yani ben öyle çocuklar gördüm ki İsmail abi bilhassa sahne... hani... ...yurt dışında belki daha da buna önem veriyorlar. Çocuk inanılmaz gitar çalıyor. Hani biraz önce gitardan örnek verdim ama bildiğin gitar değil. Öyle böyle değil yani. Çocuk diyelim ki işte daha 6-7 yaşında eline gitarı veriyorsun. Ve hani var ya o YouTube'da filan izliyoruz. Çocuğun önünde bir tane davul var. İnanılmaz yetenekli. Veyahut da şöyle adama bir formül veriyorsun. Veyahut da birkaç dili çok hızlı öğreniyor. V da bir şey dediğin gibi kara delikler falan bu çocukları izliyoruz şimdi bir soru geldi şimdi nereden olduğunu bilmiyorum asla bakacağım ona ve ona bir kitap sizin adınıza armağan edeceğim diyor ki e, genlerle dahiliğin bir ilişkisi var mı var, senin tabii. konu nedir abi Olması şimdi bir de mı? şöyle diyor bak bir arkadaş geçtim artık beni bağışlasın şöyle diyor şimdi bana diyor ama bir şey söyleyeyim hepsini şu anda vereceğiz değil mi hepsi sorular gelsin ondan yok, sonra yok yok tabi öyle yapacağız öyle sorular yapayım. gelecek ama ben aradan böyle şey yapıyor. Tabii. Yani buna e, cevap, kayıt dışı işler görünce buna e, cevap bir mi? şey daha sorayım bunu da cevap ver abi. İkisine bir anda. Tamam. Bir de biraz önce ağaç ve dallar gösterdin ya. Evet. Diyor ki o zaman doğru mudur değil midir? Ya beyin kanaması dola, dolayısıyla dallar az olursa ilgisi yok onun. Ya var mıdır <gülüyor> yok mudur? <laughs> evet. Ama kara, iyi bir soru. Ama beyin kanaması <laughs> damardan olur. Yani tamam. dendritlerden olmaz ki o başka bir şey. Şimdi e, Esra Hanım'a bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi tabii ki zeka testi her şey değil. Şimdi öyle e, insanlarımız var ki... E, ...dediği gibi heyecanlanmıştır, soruyu anlamamıştır. Hı hı. Yani böyle de bir şey var. E, öyle insanlarımız var ki dağda ahır kürüyor. Çok zeki insan. Çok zeki. Ama öyle de zekadan nasiplenmemiş insanlar var ki... ...oturmaması gereken koltukta oturuyorlar. Bir de böyle bir şey var. Tamam. Başımdan geçen çok küçük bir... ...müsaade edersen bir hadiseyi anlatayım. Yaklaşık 35 sene önce... Ankara'da beyin cerrahisi toplantısı var. Aslında o zaman beyin cerrahisi ayrı toplantı yapamıyoruz. Azız çünkü. Türkiye'de çok azız. Ee, Yıl kaç abi? 1984-85 Gazi Bey'in oradan dön döndük. Zürih'den döndükten, döndükten sonra. döndükten sonra. Gazi Yaşar'ın yanında döndü. Allah uzun ömür versin. Döndükten sonra e e geldim. E Ankara'da e otele yerleştikten sonra akşam resepsiyon var. Ben de Kızılay'da ayakkabılarımı boyatmak istiyorum. İşte işte kot pantolon var. Yani tişört giymişim. Bir 12-13 yaşlarında bir çocuk. Ayakkabıların boyu kaça boyuyorsun? Ben pazarlık yapıyorum böyle. İşte 1 liraya boyuyorum falan şu bu. Ya 75 olmaz mı? 50 kuruş olmaz mı? Es e konuşuyorum onlar. Dedi bana ya abi sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Dedim tamirciyim dedim. Baktı benim gibi. Hala gözümün önünde çocuk. Baktı. Abi dedi sen de doktorsun dedi. Dalga mı geçiyorsun benimle? 12 yaşında çocuk. Uzatmayalım. Bu boyakta gittik. Resepsiyon. mesela Erzurum'a dönüyoruz. Uçağa bindim. Bak tamam, bu çok önemli. Uçağa bindim. O zaman uçaklarda yer şey e, numara yok. numaras gelen oturuyor bir yere. Ben geldim oturdum. Bir genelde koridorda otururum. Koridor kenarında oturdum. Bir adam geldi. Böyle e, yontulmamış bir adam. Parmağında böyle bilirsin eskiden böyle altın yüzükler var kravatlı mıravatlı bir adam ama ben takım elbiseliyim ben. Yani kravatlıyım, takım elbiseliyim. Çok da kilolu bir adam geldi yanıma çam cam kenarına geçti, oturdu. Gazeteyi açtı. Benim yüzüme karşı böyle, yüzümü de kapattı böyle falan. Sonra döndü bana dedi ki, nereye gidiyoruz dedi, nereye gidiyorsun dedi, yolculuk nereye? Sanki ben şey değil, Sivas'ta ineceğim <laughs> gibi yani. Böyle. <laughs> işte yazdım dedik falan, neyse. Kapattı yine okudu biraz daha. Sen ne iş yapıyorsun? Deyince bana çocuk aklıma geldi. Dedim tamirciyim dedim. <laughs> dedi, ben vermeyeceğim ismi bir bölge müdürüymüş kendisi tanıttı. Ben dedim tamirciyim deyince dedi ki dükkanı nerede dedi bana dedim üniversitede. Adam düşünmüyor ki ya bu adam tamirciye benziyor mu? Kravattı mı ravattı işte filan üniversitede tamircisi. Aa öyle bir falan şu bu. ben işte şöyleyim böyleyim işte işin olursa bana gel filan gibilerinden uçak indi falan. Benim asistanım beni karşılamaya geldi alacak beni havalandan. Meğer asistanla o tanışıyormuş ben bilmiyorum. O öyle ya biz arkadaşlık yaptım bana icabında demen lazım ki senin araban gelip alıyor evet. seni. Gel birlikte. Bir, birlikte gelin. Hiç hemen çantayı alıp benim üstümden de geçti böyle yani cam kenarındaydı. Üstümden de geçti. Koşa koşa gitti. E, tamircisin onun için. Tamirciyse gitti. Ondan sonra gitti. Koşa koşa gitti. mer Hüseyin'i orada görünce asistanımı görünce o doktor bey daha hayır dedi bizim hoca geliyor onu karşılayacağım deyince ya beni tanıştırsana. Baktım döndüler bana doğru bakıyorlar. Adam bak beni dedi sen tamirci dedim bana. Ama sormadın yine tamir ediyorum dedim böyle falan. Şimdi o çocuk boyacı ötekisi bölge müdürü. Yani o bakımdan Esra Hanım'ın o e, zeka testi her şey değildir demesini bunu izah etmek için söyledim. Şimdi genlere gelince. Bakın genler tabii ki çok önemli. Çünkü bizi biz yapan gen başka şeydir. Epigenetik başka şeydir. Şimdi intelligence zeka. Hani işte IQ diyoruz, tamam. intelligence kosher diyoruz. Orada bir de epi intelligence var. Yani e, zekayı, zeka genlerini oluşan zekayı anne karnından itibaren... Çünkü annenin beslenmesi de zeka genlerini etki eder. Doğuduktan sonra beslenmesi, süt sütle süt beslenmesi, e, hatta müzik kitapların içerisinde de mesela kitap, kütüphanede doğan bir insanın kitaplara karşı afintesi fazla olur. Doğaldır bu buna. E biz epi intelligence diyoruz. Yani zekayı onlar genişletiyor, ge geliştiriyorlar. Şimdi bir çalışma yapılmış e İngiltere'de bundan 4-5 yıl, yıl evvel monozikot e ikizlerde yani her şey aynı. Biz yüzde 98'dir yani e, farklılık e, hayır aynılık. o monozikotlarda tamam. e, tamam. yüzde iki farklılık olabilir yüzde bir buçuk iki olabilir. Onları ayrı yere göndermişler yani birisini işte New York'a göndermişler birisini Tokyo'ya göndermişler orada büyümüşler ve sonra bunların zekalarına bakmışlar kişiliklerine bakmışlar yani bakmışlar ki zekaları da yani saç rengi göz rengi tabii göz rengi tek e, sertgen göz rengidir. Mesela insanın bütün huyu değişebilir. Yani e, evlilik mesela insan uzun yıllar birlikte olduğu zaman da eşler birbirine benzer. Yani yüz hatlarına varıncaya kadar ya bunlar akraba mıdır derler. Çünkü bu fizyolojik olarak da, e, biyolojik olarak da benzerlik gösterir. Benzerlik göstermeyen tek şey göz rengidir. Onların genleri sabittir. Değişmez. Ve bakmışlar ki bu çocuklara hepsi birbirinden farklı monozikot ikiz olmalarına rağmen hatta mesela uterusta yani ana rahminde yapışma yerlerine göre de değişkenlik arz ediyor. Zeka farklılıklar gösteriyor. O nedenle genler mesela spermde 3 milyar DNA bazı vardır. Ama 3 milyar DNA bazı baba onu annesinden ve babasından alıp o e, normalde biliyorsunuz 22 bin genimiz vardır ama DNA bazı itibariyle her hücrede 6 milyar baz var. Yani genler zekada karış. Evet. Kar, karışım yapıyor. Yani bir poker e, destesini, kağıt e, oyun kağıtlarını karar gibi tabii ne kadarı karıyorsun sen 6 milyarı karıyorsun. 6 milyar içerisinde karıyorsun. Sen kendine göre bir e, gen havuzu oluşturuyorsun. Peki abi. Anne de aynısını yapıyor. Şimdi zekadan bahsediyoruz ama aynı zamanda davranışlar da çıkıyor belirli bir süreden sonra. Bu zekaya bağlı da çıkabilir veya da yetiştirilme tarzı. Ama genelde gende saldırganlık ve kötülük diye bir davranış şeklini oluşturacak yapı var mı? Var tabii işte zaten dedik ya nöronların göçü esnasında hiper eksitabilite diyoruz biz buna. Aşırı e, uyarılma söz konusu. Yani nasıl diyelim faraza bir birimlik uyarılma cevap vermesi gerekirken iki birimlik veriyor. Şimdi bu insanlar bahsetmiş olduğumuz bakın dünya tarihine, bilim tarihine baktığımız zaman da bilim insanları daha doğrusu medeniyette hayata katkı açısından sıçrama yapanlara baktığımız zaman da hepsi polimat insanlardır. Polimat insanlar aslında bir anlamda nörolojik olarak da nöropsikiyatrik olarak da normalin dışında olan insanlardır. Zaten normal dediğimiz nedir? Toplumun genel kanısına biz normal diyoruz. Yani biz çimene yeşil dediğimiz için çimel yeşildir. Yoksa çimen biz yeşil kırmızı desek kırmızı olacaktı. Hatta mesela bu çok yapılan bir testtir zannediyorum. Esra Hanım daha iyi bilir onu. Mesela renkleri yazarlar. Diyelim ki sarı yazmışsın ama sarıyı kırmızı kalemle yazarsın. Mesela siyahı Diyelim mavi kalemle evet. yazarsın. Onları ne hangi renktir dediği zaman da onu kar karıştırır yani. O bakımdan polimat insanlar veya da hezerfan dediğimiz farklı alanlarda birçok alanlarda mesela siz Newton'u diyorsunuz. Evet Newton başarısız bir çocuktu okulda. Mesela şeyden ETA'dan e, Einstein biliyorsun kabul edilmediği Tabii için doğru. şey e, patent bürosuna gitmiştir ama esas buluşları orada yapmıştır. Tabi hovardalık da orada başladı. Bir de o var orada gayrimeşru çocuklar oldu falan falan. O bakımdan yani bir yerde aşırı farklı tepki veriyorlar. Normalin dışında. Şimdi normal bir çocuk bardak sütünü içer. Hadi yavrum yat dersin. O yatmaz. Ne bileyim başka bir şey düşünür. O Çünkü o nöronlar arasındaki bağlantı müthiş bir... Bakın ne kadar hızlı Abi musun? burada kötülük nasıl çıkıyor? Kötülük yok efendim. Evet. Kötülük yok. yok. Yerlerde kötülük bir şekilde Şimdi, var oluyor bu. Ha, bakın ben ha. onu kötülük kabul Kötü etmiyorum. Kötü derken neyi kastediyoruz? Bir de onu. Ben konuşalım. hiper eksitabilite diyorum zaten aşırı uy, uyarılma diyorum zaten. Evet. Şimdi eğer yani eğer e, zarar verme durumuna geldiği zaman da e, mesela bunlar bir 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 çoğu bu şeyi biliyorsunuz. Mançurya kobayı evet. kullanılmış bunlar istihbarat örgütleri 1953 yılında. Ama bunun genle ilgisi yok tabi. Sonradan yüklediler. Hayır var. Var mı? Tabii kolay Mesela... kolay etkileniyor. Yani o seçilmiş o... midir bunlar diyorsun. E, e, e... Mançurya kobayı gibi Şşş. insanlar daha çok genlerine bakılıp seçiliyor. Yok mi? hayır yok, öyle ne şey, demek ön, istiyorsun? Ön, söylemek söylemek istediğim şu onlar yatkınlık vardır. Bazı insanlar bazı şeylere yatkındırlar. Yani bazı insanlar sanata yatkındırlar. Diyelim ki heykel tıraşlığa yatkındırlar. Bazıları matematiğe yatkındır. Mesela Raman Ucan diye bir adam var. Hiç okur yazar daha doğrusu eğitim Tabii. görmeden Raman Ucan 42 yaşında vefat etti. Raman Ucan Hintli bir matematikçi ama müthiş bir zekası olan bir insan. Mesela aynı zamanda edebiyatta bakıyoruz. Mesela Hüsnü Aşkı yazan Şeyh Galip. Şeyh Galip 42 yaşında öldü. Ama Şeyh Galip 3. Selim zamanında yaşamış olması rağmen tarih boyunca aşkın kitabını böyle yazan bir insan gelmedi. Ama öyle akıl bir insan ki o dönemde padişahın kız kardeşine de aşık olabiliyor. Yani kelleyi de verebilecek seviyede bir davranış da gösteriyor. Yani şimdi der ki ya ulan padişahın kız kardeşine nasılsın aşık olabilirsin böyle bir bu cesareti nereden alabiliyorsun diye biliyorsun ama başka türlü de yazılmıyor üstüne aşk. Yani farklı eğilimleri vardır. Mesela bu melek tozu biliyorsunuz evet. şeyde Kore'de melek tozu kullanılarak terminatörler oluşturdular. Yani bunu CIA 1953 yılında CIA'nin başkanı bir proje olarak bu Manchuria kobayını MK LST, Ultra projelerinin hepsinde var olan var, aslında. LSD evet. kullandılar biliyorsun. Ne yapıyorlar? İnsanlarda korku duyusunu ortadan kalkıyorlar. Bunlar genle ilgili tabii ki. Yani şimdi in, çok ince eleyip sık dokuyanları kolay etkileyemezsin. Bir Einstein'ın mesela beynini çok kolay kolay etkileyemezsin. Çünkü sen onun üzerinde ne kadar zaten Esra Hanım yine söyledi. Mesela çocuk okuldayken e, o Başka bir şey de anlatır, hocayı dinlemez, öğretmeni dinlemez. Ya benim işte çocuk acaba der sağır mıdır der, otistik midir der, bilmem ne midir der? O Veyahut çocuğu... öğretmen de kabul etmez değil mi? Ben evet, çünkü evet. etrafımda Ama öğretmen çok böyle önemli. çocuklar çok görüyorum. Doğru öğretmenin e, görüyor olması lazım. Abi çok güzel bir soru geldi. Gülseren Gümüşten dedi ki, müziğin sesini duyanlar, dans edenleri duymayanlar, dans edenleri deli sanar. Ne diyorsun şimdi mesela? Şimdi, ya biraz önceki yeşil konusu gibi bir şey bu evet. yeşil cüce. Şimdi tabii burada yani aslında söylenilen gibi çoğunluğa bakmak zorundayız. Yani şöyle şimdi çoğunluğu normal kabul ediyoruz. Normal normu ne? Hani normal normu işte çoğunluğun gördüğü şu masa siyahsa Evet. Bir çoğunluk buna siyah dediyse o zaman biz bunu siyah kabul ediyoruz. Ama biri gelip beyaz derse bana onun beyaz olduğunu ispatlamak zorunda. Ama ispatlayamaz ki böyle bir şey. Evet. Ispatlayamayınca, Çünkü tanım değil mi bu, referans yani. Evet yani hani ispatlayamadığı Toplum oraya siyah sürece için siyah şimdi, demiş. Şöyle oluyor. Mesela. Ama bak çok güzel bir soru. Müziğin sesini duyamayanlar dans edenleri deli sanır. Yani evet. şimdi biz dahilerin veya delilerin ayırt ederken hı hı. bilemiyoruz ki hangisi dahi gerçekten işte Deli. burada o zaman psikiyatride ve psikolojide farklı şeylere bakmak zorundalar. Mesela sanatçılara yaratıcı yani yaratıcı düzey yüksek insanlara baktığınızda mesela hangi hastalık çok derseniz psikotiklikten çok bipoların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bipolar bir duygu durum bozukluğu yani manik depresif. Şimdi depresif döneme giriyorlar. 6 ay boyunca tüm hayatından itibasını kesiyor. Hiçbir tamam. şekilde iletişim yok, mutsuz, çok üzgün, hayata karşı tüm negatif. 6 ay sonra tabi bu 6 ay değişebilir süreyi şu an e, farazi söylüyorum mani dönemine giriyor ve mani döneminde zihni o kadar hızlı çalışıyor ki her türlü işe gidebilir mesela der ki ben köprüyü satın alacağım ona kadar gidiyor ben köprüyü satın alırım şu işe girerim şunu yaparım dürtüler çok fazla atıyor fütursuzca cinsellik yaşıyor her şey çok hızlı Günde 3 saat uyuyor, daha fazlasını uyuyamıyor. Mani dönemine gelen insan çok hızlı düşünmeye başlar. Ve çok hızlı düşündüğü zaman da yaratır, işte tüm işte resimleri yapıyor, o sırada her şeyi yapabilir o insan. Ama orada baktığımızda, hocamız tabii çok iyi bilir ama bu dopaminle alakalı, mesela şizofreninin dopaminle çok alakası olduğu söyleniyor. Ama şizofren, mesela. bakın mesela dahilerde dopamin yüksek, şizofreninde düşük. Evet. Yani o da o bir disk, diskordans var orada. Evet. Dopamin gerçekten mesela hedoni diyoruz biz. Mesela zevk hmm. alma. Ee, Haz odaklı. Haz da. Evet. Odaklı yani ama mesela o ikisi arasında bir fark var. Mesela eee meliküri yani meliküri meliküri diyoruz ama çok yani normal bir insan değildir değil meliküri? Dedi ki ben dedi işte Philip evleniyor Pierre'le evleniyor diyor ki ya diyor ben diyor mıknatısla demiri kaynatırsam ne olur diyor ya saçmalama diyor karısına. ...yani ben yapacağım." diyor. Adam zorluyor, mecbur. Karısı istedi. Kalkıyor, işte topluyor demir menü adam şuradan buradan kaynatıyor. Ama o maddelerin içerisinde radyoaktif madde varmış. Radyoaktiviteyi buluyor, Nobel alıyor. Sonra Pierre örüyor, Pierre Curie örüyor. Pierre'in asistanı ile beraber aşk yaşamaya başlıyor. Hayda gazeteler manşet atıyorlar. Efendim Nobel ödüllü kadın yuva yıktı. Evli evliydi asistanı. Onunla aşk hayatı yaşıyor. Einstein devreye giriyor enteresan. Aslında, <laughs> <bin, gülüyor> aslında 1867 yılında doğum, doğmuştu şey Merikürü ama 1876'da şey doğdu. Biraz büyük ama enteresan Einstein de biraz kendisinden büyük hanımlara karşı daha eğilimi var. Böyle bir şey hemen yanına gidiyor sen boş ver diyor sakın onlara bakma diyor devam et çalışmaya diyor. Ve Polonyum buluyor arkasından ikinci Nobel'i e alıyor. Kızı da biliyorsunuz Nobel'i e aldı. Tabii. Yani böyle çok normal insan normal kabul edilen normal şartlarda Mesela Cahit, Arf vardı bizim bilim insanlarımızdan. Cahit Arf bu 10 liraların arkasında resmi olan. Matematik. Evet matematikçimiz. Yani bunları çok onlar da toplumdan dışlanmışlardır. Zaten bilim insanların büyük bilim insanları topluma ya aman huysuz, aksi yani işte bundan kim uğraşacak ya kendi kafasına göre hareketten bir insan var mesela ben sordunuz demin ben mesela çok yakinen tanıdığım arkadaşım var Profesör Doktor Üner Tan yani ee, müthiş bir zeka nörofizyolog kendisi. Ee, o hatta e, Hurşit Bey bizi ödüllendirmişti. TÜBİTAK ödülü almıştık ikimiz. E, o da almıştı, ben de almıştım. E ee, sonra o Albert Einstein ödülünü aldı. Ünertan. Tan. Müthiş bir insan, yani onun nöronları müthiş çalışıyor adam, fare şeylerle beraber, kedilerle yatıp kalkıyordu adam ya, müthiş bir insan. Ama Üner tan sendromunu buldu, dünyada Üner Tansu sendromunu buldu. Şu anda 85 yaşında, Allah uzun ömür versin, sağlıklı afiyet diliyorum kendisine. Ve John Love Neuroscience'ın, International Neuroscience'ın e, uzun yıllar baş editörlüğünü yaptığı insan. Ama sorsan ama ya Üner Bey ya, çok aksi işte anlaşılmaz bazen öğrenciye... Not mesela 100 üzerinde 120 verir. Diyorlar ya 120 olur diyor. Ben 120'lik buluyorum. <laughs> evet yani Allah selamet versin. Şimdi böyle insanlarımız var ama bunların değerini bilmiyoruz. Albert Einstein ödülünü aldı. Nice insanlar var böyle. Ama biz dedik ya biz geride kalanın poposuna önde kafa, gidenin kafasına vururuz diye bir Şimdi, kavram var. Kavramlar o kadar iç içe ki bu işlerde. Evet. Yani aslında şöyle de gitmek lazım. Bir de bakıyoruz karşımızda ne olduğunu bilmediğimiz insanlar var. Yani adam katil mi deli mi? Adam hatta biraz daha ileri gidiyoruz dahi mi deli mi? Dahi mi katil miye kadar gidiyor? Yani sonra bir üst tarafta da bakıyoruz çok IQ'su yüksek adamlara bakıyoruz Hannibal filminde olduğu gibi ee, hani o bir örnek olsun. Gerçi bir e, hani fantastik bir film ama sonuç olarak şunu söylememiz lazım seri katillerin bak çılgın kastamonu sormuş seri katillerin Beyinlerin ön kısımlarının gelişmiş olması onların daha kusursuz ve vicdansız mı yapıyor? Sadece bu koşul yeterli mi? Beyin gelişimini, gelişimi genetik midir? Beyin gelişimi genetik olduğunu mi? söyledik. Sen cevapla sonra Ama da Esra devam etsin. Bakın abi. bu aslında güzel bir soru. Biz bunlara bugün fonksiyonel MR ve PET ile araştırıyoruz. Güzel bir soru ya derken çılgın kastamonluya bir kitap verelim mi? Çok sorusu var. Aa, tamam. Evet. Ben de veriyorum. Peki. Olsun. Tamam. tamam. Peki. Ee, kararı verdim kitabı kararı Esra'dan. Kararı ben veririm. Tamam. Çılgın <laughs> kaslamınlığa gitti. Şimdi fonksiyonel MR, PET, pozitron emission tomografi yapıyoruz. Yani beynin hangi bölgeleri çok aktivasyon gösteriyor? Bunları yani tamam. bu, objektivize ediyoruz. Hatta biz Esra Hanım'la kuliste konuşurken, yani biz biyopsikiyatriye, biyopsikolojiye doğru yönleniyor. Bunlar yapılıyor bu testler. Hatta film dedin Guguk Kuşu'nda e, nedir o başrolü oynayan? Jack Nicholson. Jack Nicholson. orada beyin frontal loblara müdahale ediyor ama bir deli denen insan o kadar e, psikiyatrideki yatan hastaları nasıl organize ediyor? Nasıl bir deha o kadar insanları onunla başa çıkamıyorlar? Sonunda frontal loblarına müdahale etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Tabii frontal lob aslında Ayna nöronları taşır. Yani ayna nedir? Karşısındakinin yaptığını kendisi de yapmaya çalışır. Bu farelerde de yapılıyor bunlar. Mesela farelerde de aynı zamanda otizm yapılıyor. Ee, e, disleksi yapılabiliyor. Bu e, yöntemde çalışmalar var. Yani şimdi orada cerrahi olarak da müdahale edilebiliyor. Mesela biz e, tabii bunun çok aşırı olan durumlarda epilepsilerde mesela biz korpus kallozumu kesiyoruz. Yani beynin iki lobunun ortasında bir köprü vardır. Evet. Korpus kallozumu keseriz ortadan ama iki farklı kişilik ortaya çıkar bu sefer. Ama bu nasıldır? Çok ince bir çizgi vardır İl, e, delilik ve dahiilik arasında. Saldırganlık yaptığı zaman da mesela EKT yapılırlardı. Eskiden elektro e, şok yapılırdı. Şimdi artık kaldırıldı. Çok yani canice bir işti. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam çok az ülkede kullanılıyor. Elektro e, şok hala var EKT. E, EKT ama çok az evet, kullanılıyor. ama şey bayıltarak artık. Evet. Yani evet. Çok Anestezi hani altında evet. yapıyorlar. Esra'ya bir şey sorayım mı? Buyurun. Ya. Esra şimdi bu yani dahi mi yoksa katil mi? Mesela Hitler, yani benim e, ilginç gelen kişiliklerden bir tanesi benim için Rasputin'dir mesela. Acayip bir kişilik. Mesela Hitler gibi insanlar gerçek anlamda dahi mi, deli mi? Yani bunun arasındaki yapıyı nasıl hiç inceledin mi, baktın mı? Evet. Şimdi bir şey araştırmalarında var senin. Evet, şöyle evet. bir şey. Mesela Dark Triad aslında karanlık güçlü denilen bir şey var. Tamam. Yani insanda şu özellik varsa, ne diyoruz? Psikopatlık. Anlatacağım biraz. Evet. ...narsizm ve makyavelizm. yani sen hedefin uğruna eğer başarıya ulaşacaksan her türlü kötülüğü yapabilirsin diyor. Birincisi bu. Bu tamam. hedefi benimsediysen. İkincisi psikopatlık ne demek? Karşımdakini hiç anlamıyorum. Onun ne hissettiği önemli değil. Ona karşı hiçbir vicdan duygum yok. Onun işte karnını da kessem, işte bıçaklasam da hiçbir şekilde vicdan ne şey hissetmiyorum. Kendimi haklı hissediyorum. Yani psikopatlığın ana teması karşındakinin duygularını asla anlayamamak. Narsistik ise Narsistik kişilik bozukluğu, büyüklenmecilik. Yani nedir? Hep benim dediğim haklı, ben her zaman haklıyım, en iyi ben bilirim. Senin düşüncelerinin hiçbir önemi yok. Ben sana zarar verdiysem de sen hak ettin. Yani burada eğer ben zaten birini öldürsem de yapacaksam da ya da başka bir şekilde zarar vereceksem de o kişi onu hak ettiği, karşı tarafın hak ettiğini düşünüyor. Hiçbir ya zaman da, kendinde suç bulamıyor. Evet, psikopatri evet. dediğimiz bu ya da sadistik bir eğilimi var. Bir de şuna nokta şu noktaya geliyor. Birazdan onlardan bahsedeceğim aslında. Hitler'de de sadistik bir eğilim olduğu gibi aynı zamanda narsistik eğilimi de çok fazla yüksek olan bir Peki, kişi. Peki çocukluklarında bir etki var mı bu işlerde? Evet, kesinlikle Mesela var. Mesela anne ile olan ilişkileri ya anneye aşırı bağımlı derecede büyüyorlar anne kaybettikleri andan itibaren çok ağır travmalar yaşıyorlar ve diğer bir şekilde mesela Ted Bundy'den bahsetmek evet. istiyorum mesela. Karın Deşencek'e de geleceğim ama tamam. ondan önce Ted Bundy çünkü Ted Bundy'yi neden anlatmak istiyorum? Psikoloji eğitimi almış ve çok zeki bir adam. Ted Bundy'nin Annesini yıllarca ablası olarak biliyor çünkü gayrimeşru bir çocuk olarak doğan kişi Ted Bundy ve şu herhalde 36-37 kadar kadını öldürmekle suçlu. Şimdi Ted Bundy üniversitede bir kadına aşık oluyor ve kadın tarafından reddediliyor. Kadın tarafından reddedilince... Ee, tüm bunu içsel olarak çok kötü hissediyor ondan psikolojiyi bitirdikten sonra hukuk okumaya başlıyor ve o kadına benzeyen 36 tane kadını öldürüyor e, istismar ediyor çok e, dehşet çekildi. ne fark var? yani herkes reddedilmiş olabilir evet bundaki ama fark ne buradaki şu bir kere çok ağır travma kadınlardan nefret ediyor evet. o da diyor yani ben o sevgilimin beni reddetti ona benzeyen kadınları öldürdüğüm an haz duyuyorum çok büyük haz. Aynı zamanda öldürdükten sonra da istismar etmeye devriyor. Burada psikopatlık var. Çünkü psikopatlık nerede başlıyor? Birine zarar veriyorsunuz, onun çığlıklarından, ölümünden haz almaya başlıyorsunuz. Edoni evet, hedonizm öldürmeyle olur. Evet öldürürken, yani bu çocuklara baktığımızda şöyle olmuş oluyor. Nasıl başlıyor psikopatlık? Çocukluğunda hayvanın gözünü oymayla başlıyor. Tamam. Ya da çocuklukta hayvanı öldürmekle. Eşyalara zarar veriyor, hırsızlık yapıyor. Başkalarını örgütlüyor. Küçük çocuklara zarar veriyor. Önce çocuklar e, şununla başlıyorlar. Zaten çocukluk anlarından itibaren hayvanlara ya da eşyalara zarar vererek başlıyor. Mesela Hitler'de başlıyor. falan var mı benzer şeyler? Hitler'in çok çocukluğuna dair çok net ifadeler yok ama annesiyle patolojik bir ilişkisi olduğuna dair çok fazla şey var. Anneyle patolojik bir ilişki dinamiği var. Yani mesela uzun yıllar annesiyle birlikte uyuduğuna dair, mesela çok büyük yaşına kadar annesine ağır bir bağlılık, bağımlılık geliştirdiğine dair. Hatta e, Oedipal kompleks deriz biz buna. Oedipus Evet, Oedipus kompleksinde. Freud da bundan bahsetmiştir. Yani Çocuk annesine o kadar düşkündür ki babasına hasetlenir, erkeklerden nefret etmeye başlar ve bir şekilde herkesten intikam alma duygusu geliştirmeye başlar. Bu kompleksin çok üst tarafında yani çoğunlukla bu seri katillerin hayatlarına baktığımızda aslında anne ile tuhaf ilişkiler istismar edilmeler hmm. bir şekilde evlatlık verilmeler babanın ve... erken kaybedilmesi falan buna ya da baba, örnek olabilir e, mi? tabi e, aile içi enses mağdurları da olmuş oluyorlar ama şimdi şöyle de bakmamız lazım yani hitlerden bahsettiğin zaman hı hı. yani e, döneme e, gittiğimizde enses bölgede zaten normal bir ...davranış şekli gibi duruyor. Hı hı. Yani buradan değil oradan baktığımız zaman... ...yani Avrupa'nın ortası... ...yani hemen hemen ensest... ...normal kabul edilen hı hı. bir davranış gibi. Yani neye bakabiliriz? İşte Hitler'in annesi Clara... Hı hı. ...işte babası Alois... ...yani bakıyoruz... ...yani ilişkiler o kadar çarpık ki onların arasında da bunu hissediyoruz yani. Hı hı. Zaten çoğun da var ama benim mesela bahsettiğim seri katillerde şöyle bir görüntü var. Vahşice gözlerinin önünde yapılıyor her şey. Çünkü orada da bir psikopat baba figürünü görüyoruz. Yani her şey gözlerinin önünde ve büyük bir cezalandırma var. Hatta birkaç tanesini tamam, yansıtırsak olur, ben sen onların istersen harflerini resimlerden ben mesela, söyle. evet John Wayne'den John bahsedelim Vayden mesela. John Wayne'den iki tane resmimiz Pagliaccio. vardı. Ya. Evet. Evet Palyaço ve hatta kendisi siyasete şöyle... atılmış çok da iyi bir baba olarak gözüküyor. Evet. John Wayne'den bahsetmek Kaç istiyorum. Kaç numara tam? Ee, bir numara alın, olması lazım. Bir numara. Lazım. Şey, Esra'nın eee Tablosundaki bir numara lazım. Benim bir geldi. Evet. E, alabilir miyim bir esnafı? Tabii. Mı? Şöyle şu göstereyim ben. Şu resimden bahsediyorum. Birinci. Bunun üstü. Şu. John evet. Wayne'den. John Wayne'den şuradan. Bu resmi komple koysak da olur. Evet. Bu arada anlat o gelene evet. kadar. Evet. John Wayne ortalama 40'a yakın işte eşcinsellik eğilimleri var ve 40'a yakın yakın erkeğe tecavüz edip aynı zamanda ondan sonra da öldürdüğü ve evinin altında saklıyor bunları. Ama John Wayne iyi bir baba figürü. Ayrıca gidiyor yardım kulüplerinde palyaçoluk yaparak çocukları eğlendiriyor. Mesela kanser hastası çocuklar oluyor. Gidiyor onları eğlendirerek böyle güzel yardımlarda bulunuyor. Aynı zamanda o dönemde siyasete de atılmaya çalışmış bir kişi. Çok iyi bir aile babası olarak gözüküyor. Ama John Wayne çocukluğunda Babası alkolik bir baba, ona kız çocuğu kıyafetleri giydirerek işkenceler yapıyor. Çocukluğu böyle geçmiş. Sonra babasıyla birlikte de... Niye saklıyor peki bunu? Yani devamlı saklama. Yani içindeki dürtüleri bastırmak mı amaç? Nedir? Şöyle Bayağı... bir şey, bu tarz vakalara baktığımızda aslında cinsellik dürtüleri çok yüksek. Şimdi iki tür dürtüyle doğuyoruz biz. Saldırganlık ve cinsellik. İsmail abi de <laughs> biraz önce dahilerden bahsederken... Evet. Nedense hep cinsellik Şapkınlık. yönlerinden evet. bahsettiniz. Ya, Şimdi... Mesela bak Salvador Dali. Evet. O da enteresan. Çok çapkın e, Hayır Salvador Dali e, 40 yıl bir hanımla beraber birlikte yaşıyor ama hiç beraber olmuyor. E, enteresan bir yapısı var ama biraz da röntgenci tipi var. Evet. Sapkınlıkları var aslında evet, sapkınlıkları bu insanın. Yani normallikten keyif almama Şimdi gibi. Bak, yani... Tesla. Tesla da öyle. Tabii. Yani Tesla'da obsesif kompulsif e, kişiliği var adamın. Mesela 3, 6, 9'a takıntısı var. Evet. 3, 6, 9 pek biri dokunamıyor. Aman kir kirlidir diyor. Ellerini yıkıyor, yıkıyor yıkıyor. Elleri yara oluyor mesela. Enteresan. Ama bunlar dedim ya işte delilik ve dahilik yeni yan yana duruyor. Bazen bir kaçak oluyor. Nasıl ki bir e, e, elektrik delinin telinin dış tarafındaki naylonda bir yırtık olur da kaçak olur ya böyle bir şerare atlar ya aynen böyle oluyor zaman zaman. Ama onlar olmasa da biz bugünlere gelemezdik. Bunu da kabul etmek evet, lazım. Evet yani, yani mesela normal olmadan, normalde sapkınlık olarak riske diyorsun muhakkak ve muhakkak dahilere kesin, delilere ihtiyacı var. belki deliller aslında yani belki e, biraz daha detaylı dinle, e, dikkat et değerlendirirsek belki delileri dışarıya alıp da bizleri içeriye sokmak lazım. Evet. Yani akıl hastaneleri belki normal işte, kavramının e, kim e, tabii yani var. şimdi mesela kurtlar koyunlar farklı görür. Balıklar farklı nasıl anlıyoruz biz bunu? Alıyoruz kurtun gözünü. Mesela kurt çift görür. Alıyoruz merceğe bakıyoruz ki çift görüyor. Tamam güzel diyoruz. Çift görüyor. Koyuna bakıyoruz siyah beyaz gözüküyor. Tam o da tamam. Ama insanın gözü, insan merceği doğru gözük görmediğini bilmiyoruz ki. Başka bir mercek yok ki. Toplumunu böyle kabul etmiş. Ondan sonra mesela lüt kavmi mesela tarihte lütilik var mesela. Normal kabul ediliyordu. O zamana göre normal kabul ediyor. Zamana göre de değişkenlik arz ediyor. Yani toplum mesela çağ ee, çağa göre de değişiyor. Bakın o da enteresan. Mesela 1600'lü yıllar aydınlanma çağı diyoruz. Aydınlanma çağında işte bu Spinoza'dır, Descartes'tir, Newton'dur, Galileo Galilei'dir, Spinoza'dır, işte e, Huygens'tır, Newton'dur. Bu dönemler 800'lü yıllar mesela Beytül Hikme dönemi ee, Bağdat'ta 18 tane üniversite var. Büyük insanlar yetişmiş o çağda. Belli çağlarda böyle e, George Sarton'un bilim tarihi adlı kitabında böyle belli ondülen tarzda bilim tarihinde e, sıçramalar ve düşüşler vardır. Onun için zeka da toplumun zekası da böyle zaman zaman pik yapar, zaman zaman düşer. Mesela beyindeki frekansları Mesela Üner Bey'den bahsettik biz. Mesela 41 sene önce yapmış olduğumuz bir ameliyatta Üner Bey'e biz hastanın canlı olarak hastanın frekanslarını kaydettirdik. Mesela bu tip insanların yani dahi insanların frekansları çok yüksek. Etkileme alanları çok yüksek. Mesela konuşursun sen onun yanında o seni dinlemez. Kafasında başka şeyler, planlar, başka çıkarımlar yapmaya çalışır. Mesela aynı şeyleri anlatırız, dinleriz. Herkes ortak bir sonuç çıkartır ama o dahi olan farklı bir şeyi çıkartır. Çünkü farklı bakar olaylara. Farklı açıdan bakar. zaten bilim farklı düşünebilmektir. Farklı perspektiften farklı projeksiyonlar yapabilmektir. Yoksa de şey iki iki daha eder. Adam kalkıp Bayezze matematik diye bir şey var şimdi. İki iki daha etmiyor. Hayatın temelinde normal matematikte izah edemiyoruz. Bakın 1677 yılında Leibniz dedi ki bu normal matematik bizim hayatımızı düzenlemiyor ki o da sıradışı bir insandı, o da dahi grubundaydı, delilikle dahilik arasında gidip geliyordu. Mesela Newton elinden onun buluşunu aldı, sesini çıkarmadı. Öyle bir şey. Çok Diyor umurunda ki, mı değil? Yani, Niçin abi? E, e, Narsizm yok mu burada? Değil, az orada aslında birazcık hırsızlık, e, 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 hırsızlık bir de, var. Hırsızlık zaten Tabii, bir de hırsızlık, hırsızlık ama şöyle. Ama yani aldık, biz daha erken gittik, bir de değil, mahkemeyi kazandık ama. Hayır, hayır. hayır, mahkemeye çağırmadılar bile şeyi. Yani Almandır. Diye. Çağırmadılar mı? Hayır. Yoksa zaten onu organize ettiler? Hayır, normalde adam Leibniz dedi ki ben bilim adamıyım. E, Mahkeme Londra'da görülecek. Newton e, Newton'un İngiliz. Evet. şey e, Leibniz Alman. İki aslında Leibniz'i de İngiliz Kraliyet Akademisine üye yapmışlar. Şimdi ama kaldığımız adam... yerden Esra ile devam edeceğiz abi. Resim geldi çünkü. Şunu ama tamam, bitir bitirdi. sonunu. Mahkemeye çağırmadan bu integral, türev e, konularını e, Leibniz bulduğu halde maalesef Newton'un hakkıdır diye ona verdiler. Bir intihal yaptırdılar kanunen daha doğrusu mahkeme kararıyla. Niçin bu, abi? Kendi İngiliz, ötekisi Alman. Siyasi. Birisi üstad. Ha i̇şte tamam, tamam. Sen, ben <laughs> söylemedim yalnız. <laughs> evet. Şimdi John Wayne'den ya da diğerlerini de görebiliriz Geldi hepsi birlikteyse. Evet. Alalım mı resmi? Evet. Heh. Şimdi burada tabii şey var ben evet. de geçeyim şöyle. Ee, şimdi aslında krimin Lombroso'dan bahsetmek istiyorum aslında kriminolojinin kurucusundan. Eskiden denmiş ki şöyle insanlar doğuştan suçlu olarak doğar. Mesela böyle geç de seni var. Tabii. Doğuştan evet. suçlu olarak doğabilir. Bazı fiziksel özellikleri var. Hatta e, Darwin'den etkilenmişler. doğuştan katil. Evet, diyorsunuz. doğuştan suçlular. Neymiş evet. bu doğuştan suçluların bazı Görüntüsel özellikleri. Mesela gözler büyük, çene çok çıkık, alın çıkıksa bu doğuştan suçlu diyorlar. Yani e, daha ilkel ve yapısal olarak çok da gelişmemiş kişilerin doğuştan suçlu olduğunu bunları artık hani jenik de kavramının çok geliştiği dönemler bunları doğuştan biz yok edelim ki suçları yok edelim. Diye Böyle şarkı. bir tanımlama koymuşlar. Evet. Yani doğuştan suçlu kavramı var. Hatta ondan sonraki yıllarda yapılan testlerde de şöyle testler yapılıyor. Mesela Suçluların çocukları babası suçlu ise katil ya da suçlu yani suçlular alınıyor çocuklar evlatlık ve sonradan bakıldığı zaman o çocuklar da evlatlık olarak alınan çocuklar suçlulardan olan çocuklar ve yine suç işliyorlar. Başka ailelerde yetişmesine rağmen hatta bakılan böyle yani testler var. Yani genetik zıplama mı var çok ilginç gel değil mi bu? Evet yani şimdi mesela biz diyoruz ki... Yani beyin yapısından yani genetik olarak bir aktarım mı var? Yani? Evet yani çünkü suçluların çocukları evlatlık alınıyor, başka ailelerde yetişiyorlar ve o çocuklar yine suç işleyen kişiler oluyorlar. Hani filmin Yalnız ismi doğru mu oluyor? Araya girmek Doğuştan istiyorum. katil. Doğuştan yani doğuştan suçluluk kavramı kilisenin bilimi etkisidir. Özellikle ortaçağ zihniyetinden gelen bir kavramdır bu. Zaten vaftizin temelinde de o yatar. Yani insan Adem Temizleme. ile Havva evet. Adem ile Havva suç işlemiştir. Doğan herkes suçludur. İşte ee, işte vaftiz onun için yapılır. Onun için e, 1600'lü yıllara varıncaya kadar kilisenin etkisiyle ortaya çıkmıştır evet. bu. doğuştan i̇lk suçlu kavramı. İlk kriminologlar doğuştan suçluluk kavramı olarak evet. söylüyorlar. Peki bu normalde ilk... böyle bir genetik zıplama yok mu? Hayır olabilir. Şimdi ha. aşırı tamam. yani e, aşırı akıl hastalıklarında beyinde mesela bazı bölgelerin olmadığını mesela demin bahsetmiş olduğum korpus kalyozumun olmadığını doğuştan olmadığını beyin küçük olduğunu mikrosefali diyoruz mesela beyin küçük yani normal fonksiyonlarını üretemiyor o ayrı bir konu tabi buna çok faktörler etki ediyor anne karnı faktörleri vardır genetik faktörleri vardır çevre faktörü vardır bir sürü faktör vardır anne ona hamileyken geçirmiş olduğu travmalar psikolojik travmalar falan hepsini falan. göreceğiz o hepsi ayrı ama evet. yani bir insanın doğuştan katil doğması Ha şizofreni için bu var, şizofreni geni için bu bir yanlış hatırlamıyorsam 15-20 yıl önce e, böyle Avustralya'da bir bulundular. Evet, evet, Avustralya'da böyle bir şey. Hatta onun tartışması oldu. Acaba bu insanlara yani suç işledikleri takdirde ceza verelim vermeyelim? mi? Çünkü X kromozomunda bir y kromozomunda mı x kromozomunda çünkü hatırlamıyorum bir delesyon olduğu yani bir kopma olduğu tespit edilmişti ama şu anda mesela bazı hastalıklarda bizim Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre de fark ve yiz veyahut da akıl bali kabul edilmiyor bazı konularda ama zaten bak şizofreni ile deha arasında yani çok ince bir çizgi var evet. bir sıçrama var orada yani Şimdi evet. doğuştan suçlu Esa. kavramı aslında Adolf Hitler'den bahsetmişken öjenik kavramını ortaya atıyor o yıllarda. Yani işte soykırımın... Öjeni ne demek? Soykırım Bilmeyen yani varsa o, o soyun yok edilmesi ya da evet. diyelim ki... Evet. ırk konusu bir evet. öjenik davranıştır örnek. Evet. Doktor onun için evet. aynı dönem Darwin, işte Galton onun dışında... Galton Amerika'da suç. Evet. Evet. 1928. Aynı şekilde diyorlar ki öjenik kavramını yapıyorlar ama sonra yapılan her şeyde tabii bu doğuştan suçluluk söylendikten Yalnız sonra, sonra şey bakıyorlar söylüyor. ki sosyoloji... Doktor yapmış olduğu özellikle malformasyonlu çocuklarda evet. Amerika'da yani o ne zeka... demek abi bu? Malformasyon yani anormal şekil bozukluğu olanlarda işte diyelim ki makrosefalisi var, mikrosefalisi var, işte kolu sakat, bacağı sakat Doktor Carlton'un yaptığı evet. Amerika'da o ama Hitler'in yaptığı tamamen Tabii o. Tabii, Hitler bir... aynı dönemde bunu psikopatlık olarak yani o yaptığı şey ama onların hepsinden etkileniyor kendisi de. Onun da narsistik eğilimiyle kendi genetik kodunun iyi olduğunu düşünerek. Şimdi baktığımızda mesela karın deşencek ilk aslında seri katilik Karın Deşencek'le başlıyor. Karın Deşencek Londra'da tüm kadınlara yönelik özellikle hayat kadınlarının böyle çok hatta düzenli bir şekilde yani tıp bilgisi olduğunu düşünüyorlar Karın Deşencek'in. Nereden anlıyoruz bunu? Ee, kullandığı neşlerin. Kullandığı materyaller evet. çok güzel mesela kadının karaciğerini çıkartmış ya da rahmini çıkartmış ama tamamen çok düzenli bir şekilde oluyor diyor. Sonra Karın Deşencek'in Londra'da tüm olayları yayılıyor falan ama ondan sonra bakıyorlar ki bir anda ortadan kayboluyor büyük bir şekilde herhalde şey olduğunu düşünüyorlar. Bir şekilde bu ortadan kayboldu ya da öldürüldü olarak düşünüyorlar. Ama birçok hayat kadını öldürmüş. Hatta o dönemde bir sürü mektuplar yazıyor. Mektuplarında diyor ki daha birçok hayat kadınını öldüreceğim. Şimdi seri katillerin bir de böyle bir şeyi var. Ben dünyayı kurtaracağım. Ya suçlu, şimdi bu da bir şey. Suçluları ya da hayat kadınlarını öldürerek dünyayı kurtaracağım. Yani, yani kafalarında dünyayı ediniyor. arındırmak, evet. yani kötülüğü onlara göre, evet. kötülüğü yok etmek diye bir davranış evet. şekilleri var. Doğru anlıyoruz değil evet. mi? Evet. Bu arada Karın Deşencek'in kimliği hiçbir zaman bulunamıyor. Tabii. Sadece bu bu şekilde kalmış şeylerden biri. Onun dışında Adolf Hitler'de öjenik kavramından etkilenip aslında psikopat, narsizm ve sadistik eğilimleri olan. bu Bundan sonraki John Wayne'in Adolf Hitler'in aslında... öjenizmine ilgili davranış şekillerine baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? Mesela. Mesela ölümsüzlüğü arıyor evet. aslında. Bu, Hem şöyle tık... yapabilir miyiz? Birincisi mesela Homoseksüelleri istemiyor. İkincisi evet. sakat kimsenin olmasını istemiyor. Üçüncüsü Yahudileri kesinlikle, kesinlikle istemiyor. istemiyor. Ve kendi ari ırkı diye belirlemiş olduğu işte bugün tarif ettiğimiz sarışın mavi gözlü işte vücut tam yapıları Alman, tam evet, şey Aryan Alman yapısına bir yapıyı öne çıkartmaya çalışıyor. Evet. Doğru Onun değil mi? Onun içinde o çocuklara hatta göz rengini değiştirme, gözlere bir sürü şeyler yani o çocuklara yapılan işkencelerde aslında sarışın ırka çevirme özellikle Yahudileri onlarla ilgili yapılan şeyler var o kavramlar var. Tabii ki aslında narsistik eğiliminde şuradan anlıyoruz. Birçok kişiyi peşinden sürüklemek narsistik kişilere özgü bir şey aslında. O kadar düzgün ve kendine inanarak konuşuyor ki yani narsistik kişi öyledir aslında. Kendine inanır. Birçok insana da o kadar bildiğine emin olarak söyler ki birçok insanı etrafında toplar. Çünkü böyle bir duruma bu kadar çok insanı ikna edebilmek yani milyonları böyle bir bilinim, milyonları mi? ikna tamam. edebilmek e, korkunç bir aslında becerisi de var olarak görüyor iletişimsel beceri e, şeye John Wayne'i geçebilir yani miyiz bundan yani şundan bir sonraki? örnek vermek gerekirse e, istersen ufak bir reklam arası verip tamam. sonra devam edelim şimdi Almanya'da e, Hı -hı. işte Hitler'le Hitler'in yapmış olduğu büyük konuşmalara katılmış bir kadınla yapılan sohbeti okumuştum o sohbette der ki ben Hitler konuşurken büyülenmiş gibi onu seyrederdim. Evet birçok insan öyle oldu. Yani bu hani biraz sonra konuşalım bu Hitler'in veyahut da başka katillerin, seri katiller veyahut da böyle kişiliklerin gerçek anlamda auraları mı yüksek? Niye böyle hitap sanatları çok ileride? Çok... Ve insanları e, hani şöyle yine bir laf vardır şimdi reklam arasına gitmeden önce der ki, siz vatanınız için, dininiz için ölebilirsiniz. Birisi için asla. İnsanlar benim için öldü diyor. Ya. O kadar etkilemişlerdir. Efendim ufak bir reklam arası. Ondan sonra e, konularımıza devam edeceğiz. Seri katiller, acaba Hitler gerçek anlamda bir seri katil miydi? Görüşmek üzere. Emlak Konut bilgilendiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sıfır atık projesi kapsamında bugün %13 seviyesinde olan atık geri kazanım oranının 2023 yılında %35 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Emlak Konut bilgilendirdi. TV100 kanalını DigiTürk, D-Smart, TV ve TürkSat Kablo TV platformlarında 37. kanal, TV Bu 47. kanal, TürkSat 4A 12.729 sembol, 30.000 polarizasyon dikey frekansından izleyebilirsiniz. TV100 Türkiye'nin yeni yüzü. Koçak'tan parmakları taşlandıran fırsat. Pırlanta tek taş ve beş taş yüzük özel fiyatıyla elkoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Ta da! <laughs> Kucam, ne güzel şeyler almışsın. Ya adam bu internet alışverişi olayı çok sevdim. Büyük olan bana mı? Yok uzaylılara. <laughs> Yazıklar olsun. Aç 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 açtı. <laughs> su bu Şimdi şöyle Mars'a gidiyor, orada su yok ya en iyi hediye bulur diye düşündüm. Babacım Mars'ta su bulundu. Evladım bulundu onu çıkartması ne kadar pahalı sen biliyor musun? Ama bonus'ta yılbaşına özel 100 TL bonus var. Ya, ya bunları niye en ya? son ben öğreniyorum be? Gideyim de bir çay demleyeyim de şununla. Rezil ettin bizi uzaycıklara. Tamam uzaylılara yılbaşına ne hediye alınır enter. İlk çıkanı şu an internetten alıyorum bitti. Tamam. Siz de hemen bomba. Uslu olun. Bonus üye iş yerlerinden yapacağınız market, elektronik, giyim ve kozmetik sektörlerinde her ikinci 125 lira ve üzeri alışverişte 20, toplam 100 lira bonus kazanın. Pardon bir şey soracağız. Bir siparişten ne çıkar? Dükkanı siftaha çıkar abi. Bir siparişten ne çıkar? Ustanın yemesi çıkar, buranın kirası çıkar, motorların masrafı çıkar. Çocukların defter kitap parası çıkar Bir siparişten ne çıkar Bu dükkanın kirası çıkar be abi Münevverimin bes parası çıkar Münevver Münevver benim kızım 4 aylık Maşallah çok tatlıymış Elinizden öper Bir siparişten ne çıkar Bu dükkanın kepenkleri yukarı çıkar Ne de güzel olur Biz getir yemek olarak bir siparişten ne çok şeyin çıkacağını gayet iyi biliyoruz ve bu zor günlerde esnafımıza destek olmak için getir yemekten vereceğiniz siparişlerde restoranlardan komisyon almıyoruz. Biz buna bir mutluluk hareketi dedik. Siz de bir mutluluk hareketine katılmak için bizden veya istediğiniz yerden hadi bir sipariş verin. Polo. ESSM. İstediğiniz yerden beğendiğiniz evi alma imkanı. Üstelik 555 TL'den başlayan taksitlerle. Finans evim. 444 6379 379. Monoblok PVC pencerenizin içinde yazan kodu aktivasyon altını arayarak aktive edin. Garantili pencere kullanmanın keyfini sürün. Ersaş ben ucuzu meyve fiyatları A101'de. 9-13 Aralık tarihleri arasında yerli muzun kilosu sadece 7 lira 95 kuruş. A101, harca harca bitmez. Ersaç Ben Monoblok UPVC pencerenizin garanti aktivasyonunu müşteri hattımızı arayarak yapın. Garantili pencere kullanmanın keyfini Ersaç Ben'le sürün. Ersaç Ben. Yeni ambalajı ve yeni etkisiyle işte karşınızda Mavi Serum Forte. Mavi Serum Forte, Uravcom.tr ve tüm eczanelerde. Bimsel'de cebinize dost paketler. 4 GB dost paket 23 lira. 8 GB dost paket 28 lira. 12 GB dost paket 32 lira ve 20 GB dost paket 42 lira. Üstelik hepsinde tüm Bimsellilerle sınırsız konuşma var. Cebinize dost paketler Bimsel'de. Bimsel, Bimde. Bu da babanla bizim hediyemiz çocuğun yatırım sigortası polikis. Bazı hediyelerin değeri yıllar sonra anlaşılır. Anadolu Hayat Emeklilik'le çocuğunuzun geleceğine bugünden yatırım yapın. İş dönüşü sıkışık trafikte bitcoin almak mı? BTC Türk'le çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin. 724 istediğiniz her yerde güvenle bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. Koçak'tan parmakları taşlandıran fırsat. Pırlanta tek taş ve beş taş yüzük özel fiyatıyla elkocak.com ve Koçak mağazalarında. Koçak, seninle güzel. TV yüz ekranlarında Ertan Öziyiitle kayıt dışındasınız sevgili dostlar. Efendim, etiketimiz kafamda deli sorular. Bahsettiğim gibi biraz önce insanlığın geli, e, geleceği İsmail Hakkı Aydın'ın kitabı. Kararı ben verdim. Ardından hemen düşündüğümde kalkar, düştüğünde kalkarsın ve Süt Lekesi kitaplarıyla Esra Ezmeci karşımızda ve şöyle yapıyoruz. Güzel kayıt dışı sorusu soranlara, kafamda deli sorulara etiketini yazanlara kitap dağıtmaya devam edeceğiz. Hele bu bölümde son 35 dakikamız var. Şimdi Hitler'den bahsediyorduk. Hitler'in deliliğinden. Hitler acaba bir seri katil mi? Seri katillere örnekler veriyorduk ama biraz sonra bilhassa aileleri ilgilendiren sosyal medya ve internet acaba insanları bilhassa çocukları kötülüğe mi itiyor onu konuşacağız sevgili dostlar. Evet Esra kaldığın yerden devam et. İstersen John resmi May. verelim. Evet. Sayın Şimdi yönetmenim. John çok. Şimdi enteresan bu seri katilleri. Bir ekrana gelirse bu. ...palyaçolu adamımızı alabilirsek ha. geldi. Bu palyaço, evet bu aslında arkadaşlar John Wayne bayağı iyi bir aile babası gözüküyor. Hatta siyasete de katılmış bir kişi. Çok böyle e, gidiyor yardım kuruluşlarında palyaço yapıyor, hasta çocuklara palyaço oluyor. Ondan sonra işte bir şekilde ortaya çıkıyor hatta kendi elinden kaçan bir e, erkek olan bir kişi tarafından şikayet ediliyor. Erkekleri kaçırılıyor. Yani para karşılığı yatan erkekleri kaçırıyor. Onlarla çok büyük Jugos işkenceler. Evet, evet. Çok büyük işkenceler ediyor bu arada. Yani e, bayağı ağır işkenceler ederek öldürdükten sonra evinin alt tarafında hepsini gömüyor. Evet. Toplam 32 tane kişiyi öldürdükten sonra bir şekilde birini şikayetiyle yakalanıyor. Ondan sonra e, tabii ilk taciz vakasıyla yakalanıyor ...iki sene sonra. Ee, tamamen 32 kişiyi öldürerek yakalıyor. Hatta büyük bir olay oluyor Amerika'da. Polisler depoya bir iniyor. Yan yana yan yana bir sürü cesetle karşılaşıyor. Ee, Esra burada şöyle bir şey var. Herhalde en büyük travma babasıyla ilgili yaşadıkları. Evet, babası, Ondan biraz bahsedersen evet, daha netleşecek. Yani burada ailelere düşen görevleri evet, de anlatmış tabii bunlar oluyoruz. Bunlar çok ağır travmalar geçirmiş kişiler. Babası bir alkolik ve hem fiziksel hem cinsel yönden istismar ediyor yıllarca ve kız çocuğu kıyafeti giydiriyor aynı zamanda John Wayne'e kız çocuğu kıyafeti giydirerek dalga geçiyor. John Wayne yıllarca babasına kendini sevdirmeye çalışıyor John Wayne'i hiçbir zaman sevmediğini söylüyor ve her zaman yıllarca da istismar etmiş o da farklı kişileri yine erkekleri istismar ederek hayatına devam ediyor aslında yani bir psikolog olarak şunu mu söylüyorsun bize? Çocukları yetiştirirken çocukların cinsel kimliklerini çok iyi belirlemeniz lazım. Kesinlikle Doğru öyle. mu? Çocukların yani isteklerine ve aslında kendi yani siz kendi isteğinizi yaşatmak üzerine çocukları doğurmuyorsunuz. Çocukların isteklerine, potansiyellerine çok önem vermek lazım. Ve özellikle şiddet, öfke ya da sizin ebeveynlerin arasındaki öfke ve şiddet çocukları çok fazla etkiliyor. İlk hani doğuştan gelen suçluluktan bahsettik ama bu çok ilk yıllarda olan bir şeydi. Ondan sonra da sonrasında psikolojik etkilerin, sosyal etkilerin, arkadaşların etkisinin yani bir biyo sosyal diyoruz biz buna. Evet. Birçok etkinin çocuklar üzerinde mesela, çok fazla... Mesela hemen yanında Peter Kurten var değil mi? Öyle evet. görüyorum. Evet. Mesela evet. onda da yine çocukluğundan kalma bir problem var. Evet. Ee, şimdi çocukluğunda şöyle bir problem var. Peter'in hatta Düsseldorf vampiri deniyor. Çünkü öldürdüğü kişilerin kanını içiyor. Ee, şöyle bir şey. Babası hem ablasına hem annesine... ...gözlerinin önünde seyretmeleri de zorunlu... ...tecavüz ediyor, istismar ediyor. Cinsel tacizde evet, bulunuyor. Evet, Evet. cinsel tacizde bulunuyor, istismar ediyor... ...ve yıllarca bunu devam ettiriyor. Ve izlemek zorunda. Ondan sonra babası yakalanıyor zaten... ...istismar suçundan çocuğa. Bu arada ablası da o sırada 12 yaşında. Yani 9 yaşından 12 yaşına kadar... ...ablasını gözlerinin önünde istismar ediyor. Annesini de vahşice öldürüyor. Aynı şekilde alkol kullanıyor babası da. Onun sonucunda... ...şöyle bir şey... Öldürdüğü kadınların genelde hayat kadınlarını öldürüyor. Bu da öldürdükten sonra da kanlarını içiyor. Yani bu örnekler tabi bakabilirler. Çok tabii. örnekler var. Bizim ben burada ilginç olarak çok konuşulan bir konu ama Charles Manson'ın mesela hikayesi Evet e, hani çok ilginç gelir. Burada e, şundan dolayı ilginç geliyor. İstersen biraz ondan bahset. Evet. Ondan sonra ben bir resim paylaşacağım. Hı hı. Charles Mason tabii çok bir sürü kişi. Medyatik Evet medyatik evet. bir isim. Aslında kendi başka insanları yönlendiriyor. Görüldüğü kadarıyla kendisi aslında hiçbir cinayet eylemi ya da şiddet eylemi yapmamış. Ama başka insanları yönlendirerek yapıyor. Aslında küçük küçük kundakçılık, hırsızlıklar yapıyor. Ayrıca cezaevine girdiği zaman küçük hırsızlıklardan giriyor cezaevine. Bu arada teyzesinin kocası tarafından yıllarca istismar ediliyor çocukluğunda aynı şekilde bir hayat kadınının çocuğu. Yıllarca istismar ediliyor. Teyzesinin kocası tarafından cezaevine giriyor. Cezaevinde büyük kitleler oluşturuyor. Bir kere söylemleriyle küçük küçük aforizmaları var, söylemleri var. Bir sürü insanı etrafına Bak, topluyor. aforizmaları var dedi <laughs> Evet. Bir sürü insanı etkileyecek konuşmaları olduğu söyleniyor. Hatta birçok insanın, birçok kadının e, aşık olduğu. Zaten en son e, 8 kişinin katliam hatta Polinski'nin e, 8 aylık hamile sevgilisi de oradayken e, hatta çok vahşice öldürüyorlar. Öldürdükten sonra 8 aylık hamile e, ve bir şekilde bebeği de çıkarıp onu da vahşice öldürüyorlar. Yani bir zamanlar Hollywood'da diye bir film evet. e, yayınlandı yakın zamanda. 2019 yapımı. Tabi orada senaryo farklıydı. Hı hı. Brad Pittley'in orada Caprio ve Margaret Robbie'nin oynamış olduğu, başrolünü oynamış olduğu hı hı. bir filmdi. Tabi sonucu farklı değiştirdiler e, filmde. Ama şöyle bakmak lazım. O travmanın, o etkilemenin yollarından bir tanesi de yani o auradan büyük e, hani kitleleri istediği gibi yönetme e, şeylerinden, yeteneklerinden bir tanesi de Manson'da var. Evet. Doğru mu? Evet. Böyle. Şimdi narsistik yani psikopatlık ve narsistik birleştiği zaman birçok insanın hayranlığını oluşturabiliyor. Çünkü bakın bir kişi çıkıyor o kadar kendine güveniyor, inanıyor ki eğer bağımlı bir kişilikteyseniz zayıflığınız varsa, zaaflarınız varsa zaten birine tapınma ve yapışma isteği duyuyorsunuz. 15'i bir alalım mı sevgili reşit? Şimdi buraya geldi. Şekilde... Yani burada aslında konuştuğumuz e, bu örneklerle Neler var etrafımızda onu algılamamız lazım. Evet, mesela burada Manson'ın kendi hali ve etkilediği kızlardan bahsediyoruz. Evet. Onlar bir e, işte e, cemaat olmuşlar Hı -hı. o dönem için. E, yine söylüyorum Tarantin, e, aman ismini atladım. Tarantino'nun filmini izlemiş olursanız bir zamanlar Hollywood'da onun yaşamı ile ilgili de bir e, yargınız olabilir. Bir evet. e, görüşünüz olabilir. O filmden o filme bakarak, İzleyebilirsiniz. Evet, Biraz sonra bir tarikat, değiştirilmiş ama. Evet tarikat kuruyor. Quentin Tarantino'dan evet. bahsediyorum. Ee, tarikat kurarak burada bir sürü hayranı yani. ve şeyle yaşıyor. Yani şurada şöyle bir şey var. Sözlere çok inanırsanız, kendinize çok inanırsanız diğer insanları da inandırabilirsiniz. Böyle bir şey var ama size inanan insanlar tabii ki çok zeka düzeyi ileri düzeyde insanlar olmayacak. Zayıflıkları olan, ailesi tarafından belki dışlanmış kişiler bir tarikata tutunma eğiliminde olurlar. Yani böyle dağlanma. liderler böyle evet. liderler özellikle biraz şimdi resimde görülen ablalar gibi. Evet. Şey mi yapıyorlar? Yani özellikle bunların Sana zayıf, noktalarını, zayıf noktalarını buluyorlar. Evet. Ve bu bu insanların aile bağlarının kötü olmasından yararlanıyorlar. Ekonomik e, işte e, problemlerinin olmasından yararlanıyorlar vesaire vesaire. Evet. Bunlar kendilerine bağlıyorlar. bağlıyorlar. Doğru. Mu? Evet, Burada şeye fikir. de dikkat etmek lazım. Tabii o soru daha çok senle ilgili bir soru ama yani Amerika'da da olan dini tarikatlarda bu çok fazla öne çıkıyor aslında. Evet yani evet. bir şekilde bu kişilik yapılarına da baktığımızda güç tutu, güce tutunmak çünkü kendi gücüne inanmayan kişi yani bağımlı olmaya yatkın kişi bir güce hayat boyu tutunmak ister. Aslında öldürdüğü kişilerle, çevresine topladıklarıyla, konuşmalarıyla, hayata dair bakış açısıyla çok büyük bir güce sahip olduğunu göstererek bu kişileri etkisi altına alıyor. Aslında e, zeki de bir kişi yani narsistik eğilimi, psikopat ayrıca sadistik olarak yönlendirmeli bir sadistik de kullanıyor. Hatta Kendisi... bir, bir ileri gidelim, hapishanede bile evleniyor değil mi? Onun e, işte gerçekten hayranlarından bir tanesiyle hapishanede yatarken o evleniyorlar vesaire evet. vesaire. Ya yani e o kadar etkiliyor. Tabii aynı sistemi. şekilde Ted Bundy de öyleydi. Ted evet. Bundy de psikoloji okumuş, hukuk okumuş, kendi avukatlığını kendi yapan 32 kişiyi öldürmüş, <laughs> 32 kadını öldürmüş kişiye aşık oldu ve hapishanede e, evlendi. Yani kadının bir hayranı tarafından ve bu kadar kişiyi öldürmüş olmasına rağmen bu kadar kadından bahsediyoruz. Bir sürü hayranı, onunla evlenmek isteyen bir sürü kişi vardı. Esra bak şimdi yeri geldi şey yapalım. Şimdi tabii çok uç bir nokta olacak ama bunlar uç olduğu Bu araya için Bu Tabii tabii. Şimdi tabii e, burada konuşulanlar yani tam psikopat olarak değerlendirdiğimiz tabii. Tabii. insanlar. E, doğuştan gen bozuklukları var. Fakat bir de e, intikam ve hırs duygularıyla beraber e, ortaya çıkan bir takım psikopatlar var. Gelsene Esra. Psikopattan, ah, ben. Psikopattan ziyade bakın. Mesela Hasan Sabah geldi aklıma. Siz bunları anlatırken Hasan Sabah çok akıllı bir insandı. Çok düzgün, zeki, çalışkan bir insandı ama terminatöre döndü bugünkü anlamda. Yani ne yaptı? E, nizam Mülke kızarak e, ondan intikam hırsıyla bir e, terör örgütü oluşturdu. İşte belli e, fedailer oluşturdu. Beyinlerini yıkadı. Yani öldüğün, ölünce Deylem cennetine gideceksiniz. ...işte şöyle huriler var. Böyle huriler var deyip işte Süleyman, Yusuf ve Avni diye çok meşhur fedailer oluşturdu ve intihar daha doğrusu öldürdükten sonra kaçmayacaksın. Kaçmıyorlar. Onların özelliği kaçmıyorlardı. Ve bir devir hatta binli yılların dünyayı sarsan üç İranlısı diye bilinir. Hasan Sabah, Ömer Ayyam ve Nizamülmük. Bir de böyle bir şey var. Ama Abi yani şöyle bir soru sorayım mı sana? Şu Bak buradan şöyle bir soru geliyor. Şimdi bir Ütopya uğruna adam kafasında bir Ütopya ulaştı. Müthiş. Tamam. Müthiş. Bu Ütopya uğruna insanları bir şekilde öldürdüğün zaman bu işin ismi de mi seri katil? Ama bir dakika yani, ona Ütopya diyemeyiz. Ütopya. Ama adamın kendi Ütopyası bu. Aa, Nasıl geliştirmiş Ütopyası? Haklısınız. Diyor ki ben Alamut kalesinde öyle bir sistem oluşturacağım ki hatta bu sistem... Tapınak şövalyelerini bile etkileyecek kadar önemli bir yapı. Yaptı Dolayısıyla zaten. tabii onun için söyledim. Bu yapı yani insan öldürürken bu işte acaba hani e, bunu bir siyasi manevra mı diyeceğiz yoksa hayır bunlar aslında bir seri katil midir? Ama burada bir intikam vardır. Hasan Sabbah'ın ee, burada Nizamülmülk'e karşı olan hırsını intikam duyguları ile alamutu biliyorsunuz alıyor ve 200 sürsüz yıl evet. orada onun e, şeyisi hüküm sürüyor felsefesi ama orada önemli olan katlettikten sonra kaçmayacaksın kendinle parçalanacaksın böyle bir felsefe oluşturdu mesela e, halifeyi öldürüyor e, e, Nizam Hükkə öldürüyor kaldı ki Nizamülmülk'ü öldüren Semerkant Hanı'nın oğlu Avni yani Böyle bir felsefe ortaya koyuyor. Ama dediğiniz gibi mesela bazı son zamanlardaki bazı ideoloji uğruna, kendi ideolojisi uğruna, ütopya ben aslında ütopya, toplum menfaatine olmayan şeyler ütopya sayılmaz. O adamın kendi sapık fikirleri olarak dilak edilir. Bu programa eder. saat etme. Mesela şunu konuşmak lazım tabii. Ama e, ütopya Bombalı saldırılar kendini patlatıyor. Ha, evet. yani Ama onunla ütopya değil ki. Yok ama adamın bir ütopyası var. Şöyle abi, adama diyorsun ki Öyle bir şey kuracağız ki bunun en büyük parçası sen olacaksın. Bunun içindeki e, Şimdi bakın ütopya'nın tabirinde bu bir insanın kendi kafasındaki sapık fikirleri ütopya sayılmaz. Ama şöyle sapık fikir olduğunu şöyle mi diyeceğiz? Kend, yani kendisi Hitler için bir sapık fikir mi diyeceğiz bunun? Şimdi için? Bakın, adam kendi başına haklı değil mi? Diyor adam, ki adam hayır, ben ari bir ırk oluşturacağım. Şimdi bakın Benim ütopyam bunun üzerine diyemez mi adam? Ben kelimelere dikkat eden bir insanım. Evet kabul edersiniz etmezsiniz. Matematik ve kelimeler bilimin temelini oluşturur. Evet. Şimdi ütopya kavramı Eflatun'la başlamış. Tamam. Farabi ile devam de bununla etmiş. ilgili bir program yaptığımızı hatırlatırım evet, İsmail Aydın Ve Thomas Ütopya ve distopya inkon. distopyayı konuştuk. Onun için bu tip şeyler ütopya olamaz. Kendisinin sapık fikirleri de zaten ee, i̇şte i̇şte top... onu konuşmak istiyorum. Ama Ütopya ona Ütopya diyemeyiz ona. Ama adam için Ütopya. İsmail Hakkaydın. Yani şöyle. Adam ne diyor? Diyor ki Ütopik düşünce ne demek? Ulaşılabilecek en önemli sistemin kendisini kuracağım. Benimle ilgili diyor adam. Ütopya istikbali şekillendirmektir. Tabii işte dedim aynısını anlattım. İstikbali şekillendirmektir. Bak, aynısını benim için diyor olabilecek en güzel sistemi kuracağım istifali geliştirmek işte bunun karşılığı. Şimdi şunu söylüyorum Niye adam o zaman insanlığın geleceğini niye konuşmuyoruz? Bugün dijital diktatörlük başımıza bela. Tamam. Dijital faşizm başımıza bela. Veri bankeri, dijital veri bankerliği başımıza bela. Yani bu tip insanları artık dijital radyasyonu kullanarak elektromanyetik dalgalara kullanarak bunları yapmak mümkün. Tamam. Yani adam bir tane iki tane çıkmış orada bir deli diye çıkmış yani insanlığın Hitler dediğiniz insan yani bütün insanları katletmiş. daha o da Auschwitz'de de şurada burada. Yani bunları normal kabul etmek doğru değil ki bunlar ütopya ile bile asla bağdaşmaz bunların. Yani bir ırkı Doktor Carlton dediniz. Yani Doktor Carlton daha sonra Abi referans noktasına bağlı değil mi bu? Yani şimdi şöyle yapalım. Ama tarih doğru. dediğin kazananların bak Ama, abi. Tamam do tarihi kazananlar kitapla yazar. Doğru. Şimdi şöyle yapalım. Yani adam eninde sonunda Bizim için delidir Şimdi Kim kavga edeceğiz Kimgede deli? anlaşılansa. Yani, yani anladık efendim <laughs> kavga edeceğiz sen. Çok anlaşılan. güzel işte zaten bunu konuşmazsak Burak kayıt dışı olmuyor ki. Şimdi şunu söylemek lazım. Herkesin kendi görüşü var. Geleceği bir şekilde yapılandırması var. Doğru mu? Doğru. Şimdi bana göre diyorum ki isterseniz Elysium deyin, İtopya'ya. Öyle bir dünya hazırlayacağız ki bu dünyada insanlar sağlık içinde vesaire vesaire. Şimdi herkesin bir ütopyası var. Siz elezyuma baktığınız zaman elezyumun dışındakiler için elezyum bir ağrı ırk operasyonu olabilir. Şimdi o zaman elezyum da çöktü. Yani şuradan gitmek istiyorum lütfen kısa keseyim. Dolayısıyla diyorum ki herhangi bir fikrin bir felsefeli de olabilir bu. Yalnızca hani yapının kendisi bir düşünce anlık düşünce şekli değil uzun bir felseferik yapı da olabilir. Bu yapının kendisi de ütopyalarını hazırlar Şimdi haklısınız Evet ama... mi? Değil. E, tamam işte o zaman bu <laughs> konuşalım. Tamam. Bakın, bilimde şöyle bir şey vardır. Bilim iki tarafı keskin bıçaktır. Eğer siz insanlığı neyine, lehine kullanırsanız bilim olur. Ütopya da insanlığı lehine kullanıldığı anda ütopya olur. Yoksa bir insanın sapık fikri kendisi için bir ütopya olabilir ama ütopya kavramında telakki edilemez ona ütopya adını veremeyiz. Doktor Carton diyor ki ben diyor işte geri zekalıları sakat insanları öldüreceğim diyor. Abi şöyle bir ütopya diyorsun? olmaz. Mars'a gitmek bir ütopya mı? Mars'a gitmek bir ütopya olabilir. Tamam, Niye? İnsanlık şimdi. içindir. Hayır ama şunu söylüyorum. İns... Mars'a gittik. Evet. 100 kişiyi götürdük diyorum. Tamam. Atıyorum rakamlar tamam. önemli değil. Geriye kalan öldü. Biz de diyoruz ki insanlık için yaptık. Aynısını Mendele de yapmış olabilir. Şimdi bak şunu söylemek istiyorum. Referans noktası tamamıyla toplumun belirlemiş olduğu bir şey değil, kişinin belirlemiş olduğu bir şey de olabilir. Ama ama bakın. Ütopik düşünce ne şimdi demek? Şimdi o zaman ben diyorum ki herkese keseceğim. Ben kalacağım. Bu ütopi olmaz. Senin ütopi Bakın, hayır abi. Hayır efendim olmaz. Olur olur. Bakın bugün artık Bayezze matematiği diye bir şey var. Yani toplumsal konnekton var. Toplumsal. Bütün evren... Bugün için konuşmadık Efendim, zaten. Efendim ben bilim adamıyım ben. Tabii. Uymayan şeyi konuşamam ben. Tabii. Sonuçta bana dediğin zamandaki kaynağı ne? Kaynağı Vermem lazım ben sana. Öyle sıçma sıçma şey olmaz. Yani evren bir beyindir. Tamam. Evren bir nörondur. Her insanın beyni de bir tek bir nörondur. O bir tek bir nöronun içerisinde 100 milyar nöron vardır. Bu nöronların kendi aralarında bağlantısı göstermiş olduğu tamam. slide'de slaytta olduğu gibi. Yani şimdi evrende bütün insanlık için hatta hayat için artık insanlık bile bir tarafa koyuyor. Yani solucandan, yaprağından, böceğinden, taşından hepsini dikkat almak durumundayız. Onların lehine olmayan bir şeyi ütopya olarak kabul etmiyoruz artık. Ama Bizim sen kabul yine etmiyor. referans olarak... Evet. Bir bilimin var olan bir yapının, var olan bir disiplinin kendi belirlemiş olduğu bir projeksiyondan bahsediyoruz. Efendim bugünkü... evet bil... mi? Evet mi? Hayır mı? Efendim, Onu söyle bana. Ya... Bu konuda. Yani efendim, bir bilim, bilim dalı... Bugüne göre doğrudur. Yani onun için demek ki Ütopya'da... Yani sizin söylediğiniz evet. bugüne de doğru değildir. Niye? Aa, doğru söylüyoruz. Bilim çünkü öyle bir şeydir. Ya Ondülandır. Yani okay. bugün doğru lan, yarın yanlış olabilir. Yani o biz kalkıp bir insanın e, ütopya diyemeyiz. Hitler kim olursa olsun adam kalkıyor. Mesela e, Kuzey Kore'de maske takmayanı birkaç gün önce e, idam etmişler. Yani, Katılıyor musun Esra? Ya böyle bir böyle bir Fikri olabilir mi? mi? Ütopya Ütopyayla yani insanlar. Ben şöyle diyorum. Herhangi bir e, düşünce sistemi kendi ütopyasını oluşturabilir. Hı hı. Herhangi bir siyaset kendi ütopyasını hatta herhangi bir kişi kendi ütopyasını oluşturup bunlara şöyle de diyebilir. Benim için bu bu kavram Doğrudur. insanlık için en ideal kavramdır. Örnek veriyoruz. Adamın bir tane o dönem Ko öyle demiş. Heh, ondan bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla herkesin ütopyası yani şimdi başarıldığı zaman hikayenin kimin yazdığı sonucu kimin getirdiği ile birlikte ütopyanın başarılıp başarılmadığını anlıyoruz. Şimdi adamın biri çıkıyor Starlink diye bir şeyler kuruyor. 42 bin uydu, uydu atıyor. Diyor ki ben öyle bir sistem hazırlıyorum ki insanlık artık iletişiminde tavana vuracak. Artık para ödemeyecek. Ama aynı şekilde gökyüzünü bir şekilde yok ediyor. Yani göremiyoruz artık yıldızları. Hı hı. Şimdi kime göre ütopya bu? Ne diyorsun? Yani tabii ki her Beğendin düşünce... Mi? <laughs> Şimdi kime göre dü... yani her şey aslında şuna katılıyorum. Ama kime Şu göre an olmaz yani. zarar vermiyor olarak gözüken ve doğru olan gözüken bir şey yarın doğru olmayabilir. Evet ütopyasını yarattı ama yarın çok büyük zararlara yol açtı. O günün o gün de Hitler'i doğru buldu birçok insan. Aa, evet dedi biz böyle şey akil ırk olacağız. Böylelikle hastalıklar kalmayacak. Her şey doğru olacak. Öyle dedi ama sonra ne kadar çok insana zarar verdiğini sonradan fark etti birçok insan. Belki ona inananlar bile. O yüzden anlık kavramında doğru olan bir şey sonradan gözükebilir zarar verdiği şeyler. Yani, yani şunu, ona şunu da ihtira, söyleyebiliriz. Ona itiraz denir, ona ütopya denmez. Yani i̇htiras. şimdi cümleleri çektiğimiz zaman başka yerlere gidiyor. Şöyle yapalım. Ee, bir ufak reklam arası verelim. E, Ondan sonra yönetmenim çünkü kulağıma söylüyor. Ondan sonra sosyal medyanın insanlığı kötülüğe itip itmediğini konuşalım ve programımızı bitirelim. Efendim Peki, tamam. çok ufak bir reklam arası çayları tazeleyin. Koçak'tan parmakları taşlandıran fırsat. Pırlanta tek taş ve beş taş yüzük özel fiyatıyla ekoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Maç uzatmaya gittiğinde bitcoin almak mı? BTC Türk'te çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin. Anında üye olun. Hesabınıza para yatırın. Ve 24 istediğiniz yerde güvenle bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. Pardon bir şey soracağız. Bir siparişten ne çıkar? Dükkanı siftaha çıkar abi. Bir siparişten ne çıkar? Ustanın yemesi çıkar. Buranın kirası çıkar. Motorların masrafı çıkar. Çocukların defter kitap parası çıkar. Bir siparişten ne çıkar? Bu dükkanın kirası çıkar be abi. Münevverimin bes parası çıkar. Münevver? Münevver benim kızım. Dört aylık. Maşallah. Çok tatlıymış. Elinizden öper. Bir siparişten ne çıkar? Bu dükkanın kepenkleri yukarı çıkar. Ne de güzel olur. Biz Getir Yemek olarak bir siparişten ne çok şeyin çıkacağını gayet iyi biliyoruz. Ve bu zor günlerde esnafımıza destek olmak için Getir Yemek'ten vereceğiniz siparişlerde restoranlardan komisyon almıyoruz. Biz buna bir mutluluk hareketi dedik. Siz de bir mutluluk hareketine katılmak için bizden veya istediğiniz yerden hadi bir sipariş verin. Aksa Sağlığım Tamam Varsa Sevdiklerinizin sağlığım sağlığı için yapacaklarınız tamam, bir yere kadar sağlam, gerisini tamam. Aksa tamamlar. Ayda 30 TL'den başlayan fiyatlarla Aksa'dan Sağlığım Tamam tamamlayıcı sağlık sigortanızı yaptırın. Türkiye'nin en geniş anlaşmalı özel hastane ağında tedavi olma ayrıcalığından yararlanın. Bugün olduğu gibi yarın da sevdiklerinizle Aksa, güvenle yaşayın.

Yeni Fakir Filter Pro elektrikli süpürge. Sadece evinizi değil havanızı da temizler. İyonizer teknolojisiyle havada gözde görünmeyen toz ve partikülleri yere indirir. Gelişmiş ESF filtre teknolojisiyle hepsini içine hapseder. Fakir Filter Pro elektrikli süpürge. Gerçek temizlik havada başlar. Yeni ambalajı ve yeni etkisiyle işte karşınızda Mavi Serum Forte. Mavi Serum Forte, Uravcom.tr ve tüm eczanelerde. Gerçek kombi, gerçek kombi Hiç ses yok değil mi? Çünkü o, tam yoğuşmada yüksek verim özelliğiyle Türkiye'nin en sessizi Alarko seradens süper kombi. Adı gibi süper kombi. Türk Telekom Prime'lıysan hayatın her anında bambaşka biri olabilirsin. Mesela dilediğim yerde şirketin en başarılı yöneticisi sensin. Mutfakta sana özel tariflerle harika bir şefsin. Kat, kat. Ya da yepyeni lezzetler deneyen bir gurme. Kat, kat. İstediğin zaman tek başına kendi dünyanda bir kitap kurdu. Kat. Ve her zaman dünyanın en iyi babası yine sensin. Hayatın neresinde olursanız olun. Türk Telekom Prime yanınızda. Bol dakika ve gigabayta ek sosyal medyada geçerli internetiyle Türk Telekom Prime tarifelerine gelin. İki kat artan çekim noktası kalitesiyle hayatı kat kat yaşayın. Kat, on, 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 on. Koçak'tan parmakları taşlandıran fırsat. Pırlanta tek taş ve beş taş yüzük özel fiyatıyla elkoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Sevgili dostlar TV100 ekranlarındasınız. Ertan ile Kayıt Dışı devam ediyor. İsmail Hakkı Aydın'la her zamanki tartışmamızı yapmaya devam ediyoruz. <laughs> İtopya nedir? Distopya nedir kavramı? Bu herhalde üçüncü senle tartışmamız. Yok konuşuyor. canım hiç tartışmadık. Hep sen şey, moderatör ağırlığını kullanarak ben beni susturuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz o şey. Tabir tamam, evet. tamam, etmiyorum. Şimdi efendim. Ee, süremiz kısa olduğu için buna devam edeceğiz. Bir gün senle yalnızca Ütopya'yı Ütopya, Ütopya tamam. konuşacağız. konuşacağız abi. Şimdi <laughs> Thomas Moore'un kafasını nasıl Thomas kesler? Thomas Moore'u konuşmadan olmaz. Kafasını kendi kafasına nasıl göre, kafasına Kafasını, kafasını adamın ya. Hayır kendi kafasına göre bir Ütopya yazdığı ve benim Ütopya'm bu deyip başlattığı için o da tartışılır. Onun Medine için Tüm konuşacağız. Şey Medine Fazlay. Şimdi, Siyasetnameyi konuşacağız. Sosyal medya diye bir e, yapı var. Evet. Yani bunu artık herkes biliyor. En son da TikTok'la 2021 <laughs> kapağının içine girdi bu sosyal medya diye konum Şimdi sen de sosyal medyada yoğun takip edilen birisin. Şimdi sosyal medya veyahut da genel itibariyle internet yapısı insanları, özellikle çocukları kötülüğe bir şekilde itiyor mu? Bunu tartışalım. Bence bana sorarsanız hemen bir cevap vereyim, evet. Ve aslında birçok araştırmaya göre evet. Çünkü neden? Şimdi çocuklar artık çok erken yaşlardan itibaren şiddet, şiddetin içerdiği oyunlar ya da bir şekilde internet sitelerine ulaşabiliyorlar. Şimdi bu bizim aslında insanlara yaptığımız bir uygulamaya benziyor. Maruz bırakma. Biz bazen takıntılı danışan gelir bize. Biz onu o olaya maruz bırakarak o konuda duyarsızlaştırırız. Mesela elini çok yıkıyorsa elini yıkamamaya maruz bırakırız ve duyarsızlaşır. Şimdi siz de çocuğu şiddete karşı duyarsızlaştırıyorsunuz. Yani Çok güzel örnek. Bravo. birine zarar veriyor ve zarar verdiği halde bir şey hissetmemeye başlıyor. Yani biz eskiden aman kan görmeyelim, zarar verici şeyler gözükmesin, şiddet görmesin diye çocuklarımızı korurken çocuklar her bir şekilde o şiddete maruz kalıyorlar ve şiddet ne oluyor? Normalleşmeye başlıyor. Şimdi bu çok kötü bir şey aslında şiddetin normalleşmesi. Oyunlarda işte birbirini öldürmek işte zarar vermek, öldürerek puan kazanmak ve ayrıca öldürdüğün süreçte de ödüllendiriliyorsun. Şimdi tabii buna maruz kalarak aslında ne yok oluyor çocukta? empati duygusu yok oluyor. Vicdan yok oluyor. Merhamet yok oluyor. Tabii ki normal iletişim sürecinde arkadaşının canını acıtmaktan zorbalık yapmaktan çekinebilecek potansiyeldeki bir çocuk çekinmemeye başlıyor. Yani ee, internette bunu nasıl yaşıyor mesela çocuk veya kişi? Şimdi biliyor ki ben orada kaç kişiyi öldürürsem ona göre ödül alıyorum puan. Tamam. Ve öldürme sayıma göre ben o oyunun sonuna geliyorum ve başarılı oluyorum. Şimdi bu onun zihnine bir şekilde kodlanıyor. Siz şey ne olursa olsun normal hayatta şunu biliyor. Ben birine zarar verirsem bunun karşılığında böyle bir ceza var. Çocuklarımız da çok zeki artık ceza kavramını biliyorlar tabii ki. Ama orada ceza yok ödül var. Burada şöyle bir şey oluyor. Öldürmek aslında olabilir bir şey. Birinin canını acıtmak olabilir bir şey. Çok da kötü bir şey değil. Hayır, çok da kötü bir şey olarak bilinmeli. Birinci bu. İkincisi ise sosyal medya kısmında. Sosyal medya kısmında, hadi biz kimliklerimizde ben Esra İzmeci olarak var oldum. O tamam. önemli değil. Ama ben açıyorum ben kendime bir nickname ya da farklı bir hesap. Hiç çakma bir kimliğim, hesap diyorlar çakma yani hesap. Kime bir nefretim varsa ona yazıyorum. Her türlü kötü şeyi söylüyorum. Bir şekilde kendi içimi rahatlatıyorum. Yani ne oluyorum orada ben? Kimliksizleşiyorum. En kötü şey kimliksizleşmek. Çünkü aslında... Kimlik bizi koruyan, iyi yapan, sosyal normları öğreten, ahlaklı olmamızı sağlayan, diğer disipline insana, eden, disipline eden bir evet. kısım. Yani aslında Freud'dan gelen bir şey olarak söylersek buna süperego. Tamam. Şimdi bizim bir it kısmımız var. İt şu demek, bizim dürtülerimiz, cinselliğimiz, saldırganlığımız. Çocuk doğduğu anda ağlıyor, yemek istiyor. İşte tuvaletim geldi diyor, tuvaletini yapıyor gibi. Nerede, ne yapması gerektiğini bilmiyor. İşte o ilk taraftaki halimiz it. Bir de süper egomuz var. Süper ego anne diyor ki bak herkesin yanında böyle davranılmaz. Ahlak. Dini olarak bu yanlış, dini boyut. İşte diyor ki insanlara sakın böyle davranma. Bu da bizim süper egomuz. Ahlaki olarak iyi davranıyor olmak. Egomuz ise ne? Bu ikisinin arasında denge sağlıyor ki çok suçluluk hissetmeyelim ya da çok dürtüsel davranıp saldırganlığımız ya da cinselliğimiz doğrultusunda davranmayalım. Tamam. Şimdi sen kimlik Süperogonia'ydı bizim kimliğimiz aslında. Ben esra olarak utanırım başka ortamda bir şey yaparsam. insanlar beni dışlar. Ya da insanların gözünde böyle bir kimlikte olamam. Kimliksiz olduğun zaman her şeyi yapmaya başlıyorsun. Ve kimliksizleşme seni kötüleştirmeye başlıyor. Çünkü diğer insanı kırar mıyım? Onu üzer miyim? Yani aslında insanlarda şey şunu mu söylüyorsun? İnsanlar aslında görünmez insan olsalar. Yani bir an hani var ya. ...Invisible Man... Hı hı. ...hani o filmlerde falan olduğu gibi... ...görülmez bir adam olduk... ...o zaman insan kötü mü oluyor? Yani Her şeyi yapabilir. Yani insanın kendi... ...yaratılışında kötülük mü var demek istiyor? Buna mı şey. geliyor iş? Evet dürtüsellik var diyelim biz buna... ...kötülük mü dersek şu... ...mesela ben canım cinsellik istedi... ...birine istismar edeyim... E, ...istiyor... Evet. Tamam. Ya da saldırganlık şu an bir öfkem var. Gideyim onu bana bay sen bunu mu yaptın diyeyim onu öldüreyim. E ona kendine göre haklı. İşte bu dürtüleri kontrol edebilmek bizi iyi insan dediğimiz bu. Biz başkasına zarar vermeyecek şekilde kendi isteğimi kontrol ediyorum. Kendin istediğini yap özgür bireysin. Ama ben gidip canım istiyor ve bana şey oluyor diye başkasını dolandırırsam, <laughs> kandırırsam, ona zarar verecek şekilde davranırsam kötülük başkasının hakkına girdiğim anda başlıyor. Yoksa yani kötülük aslında şunu da mı diyorsun? Yani sosyal medya dediğimiz kavramda aslında çift kişilikli insanlar olmaya başladı. Hı, hı. Normali insanı insan yapan şey dürtülerini yenebilme, kontrol edebilme, Tabii, kontrol evet. edebilme, yenebilme, Öfkeyi kontrol evet. edebilmek. Bu katsayıya sahip olmak. Evet. Değil mi? Dolayısıyla diyorsun ki sosyal medyada bir şekilde Veyahut da internette bir şekilde bunlar istismar edilmeye başlıyor. Evet. İnsan aslında kendi yaratılışındaki insan olma dürtülerini istismar mı ediyor? Evet, doğru orada mu cümle olan? İstismar ediyor, kapatıyor ve id konuşmaya başlıyor. Belki orada arkada çok içine kapanık, korkan Peki, ne insanlar yapacağız yanında. Esa? Yani ne yapsınlar insanlar? Yani inşallah tabii hani bu çok Bilhassa konuşulan çocuklardan bir çocuklardan konu... hani e, çocuğu olan sen de bir anne olarak söylüyorum evet. ne yapıyorsun mesela? şimdi ben kont mesela ben bir şekilde çocuğumun 12 yaşında benim oğlum. Hala işte sosyal medyasına fotoğraf koyup kendini özgürce yapmasını istemiyorum çünkü bir sürü orada pedofili birey de çocuk profilinde kendine çocuk profili açıp çocuklardan mesela çıplak fotoğraf istiyor. Evet. Çocuk profilinde geliyor bir pedofilik işte belli bir yaştaki işte yani aynı zamanda şunu adam, söylüyorsun, bir de zarar verici. Aileler... Aileler Çocukların kontrol ensesini, enselerinde olacaklar. Kesinlikle olacak. Yani. Kontrol edecek bir şekilde Veyahut etmeniz da, gerekiyor. yani birlikte mi hareket etmeleri yani lazım? Yani şöyle Psikolog düşünün olarak... en güvenilir olduğunuz yer eviniz değil mi? Evet. Artık e, evinizin içinde adam Tabii, gibi bravo. olmuş oluyor yani. Hani tamam e, şey olarak evinizin içinde değil ama çocuğa diyor ki. Bak seninle bir oyun oynayacağız diyor. İstediği fotoğrafı gönderme, istediği videoyu gönderme, istediği videoyu alma özgürlüğüne sahip. var mı diyor. Evet. Belki işte Her şeyi nedir? yapabiliyorlar. İşte çünkü... İyi bir telefona ihtiyacın var mı diyor. Falan evet. Çocuğu bir Bak şekilde kandırıyor. Ben de çocuğum diyor. Kendi de bir çocuk profilindeymiş gibi. Tabii. Gel arkadaşlık edelim. Bravo. Bak ben kendime bu kıyafet aldım diyor. Sen de yolla bakayım kıyafetini diyor. Seninki de güzel mi? Gibi gibi başlıyor. Çocuk olarak gösteriyor kendini. Ve o sırada lütfen çocuklarınızı belli sistemler var. Çocukları kontrol edebileceğiniz gerçekten belli bir yaşa kadar kontrol etmek lazım. Aynı zamanda çocuklara ne yaparsanız sonuçlarında ne olduğunu da göstermek lazım. Biz eskiden bunu madde ve uyuşturucu kullanımında söylerdik. Bak bu maddeyi kullanırsan sonucunda bu olur. Oysa çok kötü bir ön yargı vardı. Ama çocuğa hiç maddeyi anlatmayın. Maddeyi anlatırsanız onu öğrenir. Hayır öğrensin. Sonucunda da ne olacağını öğrensin. Aynı şekilde internetteki zorbalıkları, istismarları da öğrensin. Sonucunda çocukların ne yaşadığını da öğrensin ki sonucunu bilip yapmaya olsun. Ama tabii onu sadece çocuğa bırakmak yetmez. Biz ne diyoruz? 18 yaşına kadar çocuğun kendi başına karar verme yetisi sınırlı. Ceza bile ona göre veriliyor 18 yaşına kadar. O yüzden aileler kontrol edecek bir şekilde çocuğu. Bence yani, kontrol etmeli. Şimdi burada tabii en büyük kavramlardan bir tanesi de hani şiddet, internet. Şunu görmeye çok fazla alıştık mı? Yani duyarsızlıktan bahsetti ya e Esra bu benim için çok önemli. Mesela o kadar çok kadın cinayeti hı, hı. mesela anlatılıyor veya servis ediliyor bir şekilde. Ee, hani bunlar o kadar çok sık görülmeye başladı mı? İyi mi kötü mü bunlar? Şimdi yani bunu... veyahut da şöyle hani cinsel tacizler sanki her şey ya şuna benzettim biraz önce onu sevdim onun için cımbızla çekiyorum. Kötülüğün sıradanlaşmış olması insanları aynı sıradanlıkta yani duygusuz, duyarsız hale mi getiriyor? Şöyle bir şey. Hala belli bir kesim çok da duyarlı. Aslında sosyal medyanın şöyle bir özelliği de var. Birçok insana ulaşarak hatta yargının yolunda bile farklı bir değişimlere yol açabiliyor. O yüzden önemli sosyal medya o açıdan. Ama çok sık görüyor olmak evet duyarsızlaştırabilir bizi. Bir de çok çabuk unutuyoruz. Bir de bu kısmı var. İnsanoğlu olarak kötü şeyleri unutmaya programlıyız. Yoksa yaşayamayız. İsmail abinin açılışta yaptığı bir, sen bir şey ekleyeceksin. Tabii. Bir şey ilave etmem lazım. Tabii yani Esra'nın doğru, doğru şeyler söylüyor. Ama bunlar fert bazında kalıyor. Yani ay, ev içerisinde kalıyor. Evet. Artık globalleştiğimiz bir dönemde bunların çok fazla önemi yok artık. Tabii ki çok önemli aile. Tabii ki çocuğu kontrol dizginleri iyi tutmak lazım. Ee, eğer çocukta bir deha e, şeysi görüyorsa en iyisi bir mentor, bir ustanın yanına çırak vermek lazım. Yani bu çok e, ehemmiyetli bir iştir. Bu ne demek iştir. oluyor abi? Nasıl olabilir? Yani mesela? mutlaka bir ö, hocanın yanında o çocuğu yetiştirmek lazım. Bu ferdidir. fakat Devlete çok iş çıkıyor, iş düşüyor. Yani e, bir milletin bekası e, popülasyonuyla, nüfusuyladır, sanatıyladır, kültürüyledir Yani şimdi tamam biz evdeki o kanalı kapattık. Ama dediği gibi Esra Hanım'ın çocuk gidiyor odasında internetten, telefonla izleyebiliyor. Onun için bunu mutlaka devlet yani yöneticiler mutlaka bunu el koymalı, mutlaka kontrol altında tutmalıdır bunu. Bunun başka çıkar yolu yok. Çünkü aileler de tabii ki yani ne kadar sorumlu olabilir dağın başındaki bir insan? Bütün dünyayı izleyebiliyor. Çocuk orada görüyor onu. Yani bugün dağın tepesindeki bir kız çocuğunun e, şehirdeki bir kız çocuğundan yetişme hepsinden bir fark yok. Hepsinin istediği ana, istediği yerde, istediği anda, istediği kanala girip izleyebiliyor. Onun için mutlaka bunların kontrol altında alınması lazım. Devletin kendi politikası. işte ütopyaya giriyoruz burada. Devletin kendi ütopyası olabilir. Herkesin ütopik fikir olabilir. Ütopik fikir olabilir. Fikirdir olabilir senin. Ama ütopya, devletin ütopyası olması lazım. Mutlaka bu televizyon kanallarını öyle abuk sabuk filmleri çünkü biliyorsun yine sizinle bir program yapmıştık subliminal etki diye bir program evet. yapmıştık. Mutlaka bunların kontrol altında olması lazım. Asla kesinlikle düzenli hayat. Bakın Avrupa'da, Amerika'da ya akşam ekmek alamaz almamışsanız 5'ten sonra dükkanlar kapanır ya. Bizde sabaha kadar bütün şeyler açık. Yani bu ne zaman çalışacak ne zaman okula gidecek ne zaman ders çalışacak yani kontrol sisteminde veya anne baba eline almış televizyon kumandasını zapping yapıp duruyor evladım ders çalış ben de olsam çalışmam önce anne baba kendine bakacak kendine düzen verecek o kendine de kitap okurken çocuk da ona bakacak çünkü bir ailede anne baba sigara içiyorsa çocuk %70 oranında sigara içer son An bir dakikadayım toplasan ne dersin abi Toplasam ne derim bütün akıl bu, bu, yap, baktın, yaptığımız program. Bakın bu çok güzel ama tabii insanda 6 tane fakülte vardır. 3'ü doğru yolda çalışır, 3'ü yanlış yolda çalışır. Akıl, vicdan ve ruh dedi ya eee Esra Hanım ee, yani vicdan ve ruhu aklın çerçevesinde hareket ettirmek lazım. Aileler olsun, devlet olsun. Ama zeka aslında şeytanidir. Zeka egoisttir. Zeka nefsani'dir. Ego hep ben enaniyetçidir. O bakımdan zekayı insanlık lehine kullanmak lazım. Akıl, vicdan ve ruh çerçevesinde kullanmak lazım ki insanlığın geleceğini bir belirleyelim. anlamda belirleyelim. Evet. Evet program esas evet. son bir kelime söyle bakalım ne diyeceğiz. O zaman çocuklarla ilgili konuşmuşken evet. o zaman çok hızlı. hepimiz şöyle istiyoruz yani aileler olarak yapabileceğimiz en iyi şey çocuğu potansiyelini bilmek belli bir koruma kalkanı içinde ona yol açmak. Tamam. Okey evet. bir ustanın yanına çok teşekkür ediyorum vermek. ikinize. Evet. İsmail Hakkı Aydın <laughs> ve Esra İzbeci bugün bu, ha teşekkür bu hafta konumuz efendim delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir demiş Albert Einstein. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum size. Teşekkürler. Teşekkürler.